Evet, Türk Patoloji Derneği'nin aylık toplantılarından birinde bu sefer Zoom ortamında birlikteyiz. Aslında ilk toplantımızı bildiğiniz gibi Cerrahpaşa Üniversitesi'nde gerçekleştirmiştik. Feriha Öz anısına yaptığımız toplantıda. Geçen hafta bir kursumuz oldu. Bu haftada yine aylık toplantılarımızla Türk Patoloji Derneği bilimsel aktiviteleri devam ediyor. Bugün öncelikle size katılımınız için çok teşekkür ediyorum ve konuşmacılarımıza tabii ki çok teşekkür ediyorum. Güncel bir konuda bugün oturumumuz COVID-19 ile ilgili. COVID-19 gibi bilinmezlerin olduğu bir platformda konuşmayı kabul ettikleri için ben her üç konuşmacımıza da çok teşekkür ediyorum. Kürşat sanırım moderatör olarak daha sonra bağlanacak. Ama ben ilk konuşmayı sevgili Ahu Senem Demiröz'e bırakmak istiyorum. Kendisi Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi ana bilim dalında öğretim üyesi ve bence en önemli konulardan bir tanesini üstlenmiş durumda. Hakikaten bu ortamda biz kendimizi nasıl koruyacağız? Laboratuvar işleyişi nasıl olacak? COVID-19'la nasıl baş edecek patoloji laboratuvarı ve patologlar olarak bizler? Ben platformu sevgili Ahu'ya bırakmak istiyorum şimdi izninizle. Sorularınız olursa chatten sorabilirsiniz ya da soru cevap kısmından sorularınızı yöneltebilirsiniz. Toplantı sonrasında Kürşat onları konuşmacılara iletecek ya da ben iletebilirim tabii ki. Şimdi ilk konuşmacımız çok önemli bir konu. Ne yapacağız biz Ahu patoloji laboratuvarlarında kendimizi koruyabilmek için? Sana bırakıyorum şu anda platformu. Teşekkür ederim Çiğdem Hocam. Şimdi bu konuşma evet enteresan bir konuşma. Özellikle yaz başında falan yapsaydık böyle bir konuşmayı herkes çok herhalde heyecanlı dinliyor olacaktı. Çünkü Mart ayından bu yana bir bilinmezin içerisindeydik ve en büyük sorumuz hani başımıza ne gelecekten çok biz patoloji laboratuvarını nasıl sürdüreceğiz rutin işlemlerini yapmayı. Şimdi izninizle ben konuşmamı şuradan başlatayım. Tüm dünyada pandemiye sebep olan COVID-19 bütün sağlık uygulamalarını değiştirdi. Ve biz de merak içerisinde neler olacağını bekledik. Şimdiye kadar birçok insan laboratuvar için neler yapacağını kendi okumalarını yaptı. Bir sürü literatür yayınlandı. Başlangıçta birer birer yayınlanan yazıların çoğunu okudum aslında bakarsanız. Bütün vaka sunumlarını işte yaklaşık Eylül-Ekim gibi patoloji derlemeleri yayınlanmaya başladı vesaire. Ama artık son dönemde her gün onlarca yazı çıkmaya başladı ve ben ucunu kaçırdım. Belki de aramızda benden daha fazla teknik bilgiye sahip arkadaşlar olacak. Bu konuşma bana yaklaşık bir hafta 10 gün önce teklif edildi. Hani bir hafta içerisinde konuşma hazırlanır mı? Hayır. Fakat neyse ki Çiğdem Hoca'nın davetiyle yaklaşık işte Ağustos gibi Türkiye klinikleri için özel bir sayıya bir derleme hazırladım. Yani benim okumalarım çoğunluğu aslına bakarsanız Ağustos'a kadar. Yani Ağustos'tan sonra CDC'nin, Dünya Sağlık Örgütü'nün, işte Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın rehberlerini tekrar gözden geçirdim. Çok büyük değişiklikler yok ama yine de her geçen gün yeni bir bilgi öğreniyoruz. Hatta bu konuşmayı yapmak için kendi yazdığım yazıyı gözden geçirirken bazı bilgileri artık yani bu kadar ay içerisinde bile değişmek zorunu hissettim. Şimdi konuşmaya COVID'in patogeneziyle ya da morfolojik bulgularıyla ilgili değil. Ama biliyoruz ki işte Aralık'ta ilk başta Wuhan'da başladı. Ama 11 Şubat'ta da Dünya Sağlık Örgütü tarafından virüsün ismi SARS-CoV-2, hastalığın adı da COVID-19 olarak belirlendi ve
11 Şubat'tan itibaren bu salgının bir pandemi olduğu ilan edildi. Hani kısaca bir kliniğini bilelim çünkü konuşmanın çoğu bu kliniğin önlenmesiyle ilgili olacak. Yani sağlık çalışanlarının korunmasıyla ilgili olacak. İşte asemptomatik seyredebiliyor. Bu asemptomatik hasta grubunun aslında oranını çok fazla bilmiyoruz. Çünkü asemptomatik olanlar genelde test yapılmıyorlar. Semptomatik yaklaşık %80'i hafif semptomlarla geçiriyorlar. %15'i şiddetli hastalık tablosu gösteriyor. Hastalık tablosu gösterenlerin %50'sinden fazla yaklaşık işte 24-48 saat içerisinde akciğer bulguları ve tomografi bulguları gösteriyor. Artık tomografi bulguları da tanısal kabul ediliyor. %5 olgu hayatı tehdit eden hastalıkla karşımıza çıkıyor. Bir ağır pnömoni tablosundan işte akut solunum yetmezliğine giden septik şok ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle de ölüme sebebi hasta bahsediyor. İnkübasyon periyodunun maruziyeti takiben 14 gün olduğu söyleniyor. İşte semptomlar 4-5 gün içerisinde ortaya çıkıyor. Bulaştırıcılığın özellikle semptomların başlangıcından sonraki ilk 3 günde en yüksek seviyede olduğu bildiriliyor. Fakat tabii ki semptomsuz hastaların da bulaştırıcı olduğunu biliyoruz. Şimdi bulaşma yolu nasıl? Bu bir zoonoz. Hayvanlardan insanlara geçen bir hastalık. İnsanlar arasında damlacık enfeksiyonu nedeniyle bulaşıyor. Bu bir konuşma sırasındaki yakın temastaki dropletlerle bulaşabilir. Direkt kontak yoluyla bulaşabilir veya kişilerin dokunduğu yüzeylere indirek temaslarla bulaşma olabilir. Şimdi damlacık enfeksiyonundan bahsederken damlacık boyutunu bilmek gerekiyor. Solunum yoluyla ya da konuşma sırasında oluşan damlacıkların boyutları genellikle 5 mikronun üzerinde. 5 mikronun üzerindeki damlacıklar havada yaklaşık 1 metre kadar yol alabiliyorlar. 1 metrenin üzerinde yol almıyorlar. Daha sonra yer çekimi çöküyorlar. 5 mikrondan küçük damlacıkların daha uzun mesafelere gidebildiği, bu nedenle de işte hava yoluyla airborne dedikleri enfeksiyon hava yoluyla bulaşmadan bahsediliyor. Fakat bu normalde solunumla oluşacak damlacık boyutundan küçük bir boy. Bu boyut genellikle aerosol yaratan işlemler sonucunda oluşuyor. Bizim laboratuvarda kullandığımız işte vortex, santrifüj gibi cihazlar da bu aerosoller üretilebilir. 5 mikrondan küçük damlacıklar daha uzak mesafelere yola gidebilir. Bu açıdan önemli. Bir fekal oral yolla bulaşmadan bahsediliyor fakat bununla ilgili çok fazla çalışma yok. İşte nedir? Tuvaletlerin sık temizlenmesi, işte klozet kapaklarının kapatılması gibi bir takım yöntemlerle dezenfeksiyondan bahsediliyor. En önemli bulaşma yollarından bir tanesi virüsün canlı olduğu yüzeylerle temas. Şimdi çok sayıda çalışma var. Fakat bu çalışmaların bazı handikapları var. Bu çalışmaların bir kısmı özellikle SARS ve MERS salgınları sırasında yapılmış ve ya bu SARS ve MERS salgını yapan virüslerle ilgili veya bunların COVID-2 ile yani SARS-CoV-2 ile bizim COVID-19 hastalığını oluşturan virüsle kıyaslanmasıyla ilgili yayınlar. Aynı aileye mensup bir virüs, virüs yapısı benzer. Bu yüzden de bunlarla ilgili yapılan çalışmaların şu andaki salgın yapan virüste de aynı olacağı düşünülüyor. Şimdi virüs çeşitli yüzeylerde 9 güne kadar canlı kalabiliyor. Ve aerosol içerisinde bakın şu sol üstte görüyorsunuz canlılığını yaklaşık 3 saate kadar koruyabiliyor. Fakat tamamı görünebiliyor mu bilmiyorum şu anda ama bakır, işte kağıt, çelik ya da plastik yüzeylerle yapılmış çalışmalar var. Bunlar arasında en uzun süre canlılığını sürdürdüğü yüzeyler çelik ve plastik yüzeyler. Çelik ve plastikte virüsün stabil olduğu, işte yarılanma ömrünün yaklaşık
5,5-6,5 saat civarında olduğu bildirilmiş. Fakat virüs yükü artarsa canlı virüs bu yüzeylerde 72 saate kadar tespit edilebiliyor. Bu nedenle de bu yüzeylerin dezenfeksiyonu, temizliği oldukça önem taşımakta. Şimdi nasıl dezenfekte edeceğiz? Pardon, şurada. Çeşitli dezenfektan maddeler denenmiş. Bunlar arasında önemli olan, bizim daha çok ilgilendiren etanol, sodyum hipoklorit ki bu çamaşır suyu, glüteraldehit ve hidrojen peroksit benzeri solüsyonlar. Bunlarla uygun derivasyondaki solüsyonlara yaklaşık bir dakika maruziyetle virüsün inaktive olduğu biliniyor. Formaldehitle de gördüğünüz üzere virüs inaktive olabiliyor. Fakat bu iki tabloda da gördüğünüz üzere çalışmalar önceki salgınlara ve başka virüslerde gösterilmiş. Bakın şurada bir önceki salgın olan SARS salgınından, işte bu mouse farede bir virüs, işte human coronavirus gibi benzer aileye sahip diğer virüslerde yapılmış çalışmaların yayınları. Ama bizim bildiğimiz şu ki aynı hücre zarfına sahip, o zaman sodyum hipokloritin bir dakika uygulanması, işte %60-70 derivasyondaki etanolün bir dakika uygulanması ve binde beşlik hidrojen peroksitin bir dakikalık uygulanmasıyla virüs deaktive edilebilir. Sabun önemli. Sabunun ısıyla birlikte uygulandığı durumlarda özellikle virüsün deaktivasyonu, hücre zarfının deaktivasyonu mümkün. Özellikle çamaşır makinelerinde, bulaşık makinelerinde ya da bizim laboratuvarda kullandığımız cihazlarda bu ısılara ulaşmak mümkün. Formalin, glüteraldehit ve %62'den daha yoğun alkol solüsyonlarını biz zaten rutin patoloji prosedürlerinde kullanıyoruz. Yaklaşık 60 dereceye varan ısılarda kullanıyoruz. Bunlarla virüs deaktivasyonu mümkün. Şimdi bundan sonraki konu biraz teknik bilgi gerektiriyor. Benim çok hakim olmadığım bir konu. Ultraviyole ile virüsün deaktivasyonu özellikle salgının ilk günlerince çok konuşuldu. Hele kişisel koruyucu ekipmanların daha az bulunduğu, işte cihazların tekrar kullanılmasının gerektiği durumlarda ultraviyoleyi kullanabilir miyiz sorusu gündemdeydi. Şimdi ultraviyole ile dezenfeksiyon yeni bir konu değil. Hani sürpriz değil, hastanelerde kullanılıyor hali hazırda. Kullanılan nedir? Derin ultraviyole ışık yayan bir diyot cihazının ürettiği ultraviyole ışığının yaklaşık 250 ila 300 nanometre dalga boyunda olanlarını dezenfeksiyon amaçlı kullanıyorlar. Şimdi dalga boyuna göre çeşitli ultraviyole radyasyonlar mevcut. Bunlardan biri UVA, UVB, en çok mikrop öldürücü olan ve dezenfeksiyonlarda kullanılmasının en uygun olduğu dalga boyu UVC olan 100 ila 280 nanometre dalga boyunun olduğu ultraviyole dalga boyu. Şimdi sağda bir tane cihaz görüyorsunuz. Burada nebulizatörden çıkan havayı işte bir chamber'ın içerisinde ultraviyole ile dezenfekte edip tekrar vermek üzere bir cihaz tasarlamışlar. Şimdi UV'nin mikrop öldürücü etkisi sadece dalga boyuna bağlı değil. Kullanılan mesafeye, cihazın ışık verimine ve çevresel faktörlere de bağlı. Yani o yüzden de böyle bir cihazın tasarlanması ve kullanılması için yapılacak ilk çalışmalarla gerekli. Ve aslına bakarsanız COVID-2 ile SARS-CoV-2 ile yapılmış çok fazla çalışma yok. Inagaki ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışma var. Bu çok çarpıcı bir çalışma.
diyorlar ki uygun ultraviyole radyasyona maruz bırakılan kontamine hücrelerdeki sitopatik etki 60 saniye sonrasında kayboluyor. Şimdi bu kötü bir fotoğraf. Bu yayının kendisinden alınmış bir fotoğraf. Şunlar arkadaşlar histolojik fotoğraflar aslında bakarsanız. Burada yaptıkları şey şu, Vero Kültür serisi nedir? Afrika yeşil maymunlarından alınmış böbrek epitel hücresinin üretilmesiyle, kültürle üretilmesiyle o hücre soyuna Vero hücreleri denmiş. Vero hücrelerini SARS-CoV-2 ile enfekte ediyorlar ve çeşitli dalga boylarında, çeşitli sürelerde ultraviyole uygulayıp sonuçlarına bakıyorlar. Sonuçlarında diyorlar ki birinci saniyede çok büyük bir etki görmesek bile 60. saniyede hücrelerdeki sitopatik etkinin tamamen ortadan kalktığını gördük diye. Hani mikroskopik bulgularla bunu kıyaslamışlar. Mikroskopik bulgularda sitopatik etkileri nasıl göstermişler? Bu büyüklükte ve bu netlikte bir fotoğrafla göstermişler maalesef. Fakat yine de bu bulgu oldukça umut verici. Fakat uygun cihazın tasarlanması lazım. Bunun için uygun işte uygulama mesafesi, çeşitli dalga boyları ile ilgili de ileri çalışmalar gerekiyor. Bundan sonra yeni bir yayın çıktı mı bilmiyorum. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'nün ya da Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın biyogüvenlik rehberlerinde de ultraviyole kullanımı ile ilgili kesinleşen bir öneri henüz bulunmamakta. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün biyogüvenlik laboratuvarların için yayınladığı bir biyogüvenlik rehberi var. Burada toplum için risk seviyesine göre mikroorganizmalara seviyelendirmişler. Mesela Ebola virüs en yüksek riskli virüs gibi görünüyor ve burada biyogüvenlik seviyesi 4. Buna göre, bu rehbere göre SARS-CoV-2 toplum için ancak level 2, level 3 seviyesine yani düşük seviyede, düşük orta seviyede bir risk oluşturuyor. Ve rehberde de bu mikroorganizmaya karşı alınması gereken önlemler biyogüvenlik level 2 başlığıyla ayrıntılı olarak anlatılmış. Şimdi bundan sonra anlatacağım şeylerde Dünya Sağlık Örgütü'nün rehberini, Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı algoritmaları ve çeşitli dünyadaki çeşitli hastanelerin, üniversitelerin kendi tecrübelerini yayınladıkları yazıları baz alarak bir seri hazırladım. Fakat bunların bir kısmı, hani her cümlenin sonunda yapılmalı, edilmeli desek de bir kısmı tartışmalı. Bazıları hani ideal koşullarda yapılması gereken şeyler, gerçek koşullarda yapılabilir mi ya da yapabildik mi bugüne kadar, o da ayrıca tartışmalı şeyler. Fakat öncelikle bir laboratuvarın, bizim laboratuvarımızın hizmet verebilmesi için sağlık çalışanlarının salgından korunması gerekiyor. Tabii ki en önemli şey maske, mesafe, izolasyon. Yani bunları aslında anlatacağım şeylerin çoğu bunun özeti gibi gidecek. Hasta teması çok azaltılmalı. Mümkünse hasta kabul edilmemeli laboratuvarın içerisine ya da hastalar mümkün olduğu kadar az gelmeleri sağlanmalı. Dezenfeksiyon kuralları uygulanmalı diye giden böyle bir seri var aslında. Şimdi birçok kural var. Biz zaten laboratuvarlarımızda bu kuralları yavaş yavaş uyguladık. İşte vardiyalar yaptık, dezenfeksiyonları saatlerle tekrarladık. İşte bir dönem COVID-19 için tarama testi yapılmalı mı bunu tartıştık. Ateş ölçümü işte birkaç yayında diyordu ki günde iki kez ateş ölçüp kaydetmeli. Hani bu ne kadar yararlıdır bilmiyoruz şu an için. Fakat burada en önemli şey sağlık çalışanlarının eğitimi. Kurallara uyarken de kendilerini rahat hissedecekleri bir ortamın sağlanması. Çünkü semptom geliştiği zaman bunu bildirmeyi teşvik etmemiz gerekiyor. Ve çalışanlarımızın sosyal destek almasını sağlamamız gerekiyor.
Bunları yaparken de enfeksiyon komitesiyle işbirliği halinde çalışılması ve bu kuralların belirlenmesi, gerekiyorsa çalışanların da eğitilmesi gerekiyor. Kişisel koruyucu ekipman sorunu özellikle salgının başında çok belirgin seviyede mevcuttu. Günümüzde birazcık daha azalmış olsa da yine devam ediyor. Uygun sağlık çalışanının uygun kişisel koruyucu ekipmanı kullanması teşvik edilmeli ve bu ekipmana ulaşması da sağlanmalı. Bunun dışında salgın sırasında patoloji laboratuvarı çalışır halde tutmaya çalışıyoruz. Burada hangi işleri yapıyor patoloji laboratuvarı, hangi işleri yapmaya devam etmeli? Şimdi salgının başında Dünya Sağlık Örgütü de Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı da elektif olguların ertelenmesi çağrısı yaptı. Ve aslında genel olarak da ilk atakta buna uyuldu. Şu anda tabii salgın devam ettiği için bu uyum birazcık sıkıntılı olarak da olsa devam ediyor. Şimdi, patoloji laboratuvarı hangi işleri yapıyor? Bir rutin cerrahi takibimiz var. Bunun dışında intraoperatif konsültasyonlar var, sitoloji var, sitolojide hasta başı değerlendirme var, moleküler patoloji var, Lamblok konsültasyonu hizmetleri var, tam olmasa da otopsi olmalı bir de, değil mi? Bunlarla ilgili preanalitik, analitik ve postanalitik süreçleri içeren bir rehber hazırlamak gerekiyor. Fakat bu rehberi her hastane, her patoloji laboratuvarı kendisi hazırlamalı. Çünkü her hastanenin koşulları birbirinden farklı. Üçüncü bir işi de patoloji laboratuvarında bazen, işte bazen de üniversite hastanelerinde ve eğitim araştırma hastanelerinde asistan ve öğrenci eğitimi yapılıyor. Bunun yanı sıra klinikler arası konsültasyonlar yapılıyor. Ve idari toplantılar da yapılıyor. Bunun da bir şekilde devam etmesi sağlanmalı. Bu da patoloji laboratuvarının görevlerinden bir tanesi. Şimdi çok fazla satır var. Bazılarını özellikle vurgulamak istiyorum. Preanalitik süreçlerde en önemli ayrıntılardan bir tanesi laboratuvara hasta başvurusunun sınırlandırılması. Burada mümkün olan hizmetleri uzaktan vererek, mesela işte biyopsinin yapıldığı, alındığı birimde kayıt edilmesi gibi, eksik bilgilerin telefon ya da internet online iletişimde sağlanması gibi yöntemlerin kullanılması ile sağlanabilir. Bir dekontamine kabul edilmeli. Ama COVID-19 pozitif olduğu bilinen olguların da işaretlenmesi önemli bir ayrıntı. Bir önceki kısımda zaten belirttiğim için çok burada da ayrıca vurguluyorum aslına bakarsanız. Formalin önemli dezenfeksiyonda ve %10'luk formalin içerisinde fikse doku kabul etmeliyiz. Yani bunu bütün kliniklere bildirmeli. Dokular mutlaka yeterli miktarda formalin içerisinde ve ağzı sızdırmaz kaplarda gönderilmeli. Pandemiden önce pnömatik sistemler kullanılıyordu. Pnömatik sistemlerden mutlaka kaçınılması gerekiyor. Örneklerin taşınması, teslim edilmesi, teslim alınması sırasında mümkün olduğu kadar eğitilmiş ve uygun kişisel koruyucu ekipman kullanan personelin bulundurulması gerekiyor. Gerekiyorsa tekrar ya da yeni başlayan personellere bu konuda eğitim vermek lazım. Örnek kabından sızmalarda yüzeylerin kirlenmesi durumunda uyanık olmak lazım ve böyle durumlarda dezenfeksiyon kurallarına uymak gerekiyor. %70'lik alkolle bir dezenfeksiyon yapmak faydalı. Örneklerin kabul edildiği ve muhafaza edildiği yüzeylerin ayrılması ve kirlenme durumunda hemen dezenfekte edilmesi önemli bir ayrıntı. Ve şimdi kağıtlarla ilgili, gönderilen evrakla ilgili birkaç enstitüde kabul edip, kontamine kabul edip, özür dilerim, etüde bekleterek virüsü inaktive edip, hatta evrak makroskopi odasına, sitoloji odasına gittiği zaman
bu etüdeki sıcak uygulamanın tekrar edilmesi tavsiye ediliyor. Hani biz bölüm olarak böyle bir şey yapmadık. Hani yapan bölüm var mı bilmiyorum ama kağıt üzerinde virüsün dekontamine olması, yani virüsün canlılığını sürdürmesi çelik ya da plastik yüzeylerdeki kadar uzun olmasa da yaklaşık 24 saati bulabiliyor. Etü uygulaması bu açıdan faydalı olabilir. Şimdi, analitik süreçler dokunun açılıp makroskopi odasında özellikle incelendiği kısımda çok risk tabii ki teşkil ediyor. O yüzden de makroskopi odasıyla ilgili önlemler ayrıca önemli. Kişi sayısı burada çok önemli. Eğer oda çok büyük değilse 1-2 kişinin olması, maksimum 4 kişiye kadar çıkılması, mümkünse klima benzeri havalandırma sistemlerinin değil, binanın dışına açılan pencerelerin kullanılması çok önemli. Tabii ki kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması, el yıkamanın, sabun kullanılmasının teşvik edilmesi, işlem öncesi ve sonrasında makroskopinin alındığı yüzeylerin alkol ile temizlenmesi oldukça önemli. Şimdi makroskopi örneklerinin, yani örneğin alındığı yer ile örneklerin depolandığı yerlerin ayrılması ve ayrı havalandırma sistemlerinin olması oldukça önemli. Makroskopik örneklemenin de biyogüvenlik kabinlerinde yapılması tavsiye ediliyor. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün biyogüvenlik rehberine göre SARS-CoV-2 salgınında, COVID-19 salgınında önerilen biyogüvenlik kabini seviye 2 olan. Seviye 2 biyogüvenlik kabin yoksa seviye 1 kullanılabilir deniyor. Bunların arasında ne fark var? Seviye 1 de kabinin içerisine oda havası giriyor. Dekontamine olan malzemenin olduğu kısma giriyor. HEPA filtreyle filtre edilerek odaya geri salınıyor. Yani aslında kabinin dışını korumak amaç. Seviye 2 biyogüvenlik kabinlerinde ise yapılan şey hem kabinde çalışan kişinin olduğu, yani iki bölmesi var seviye 2 biyogüvenlik kabinin, hem çalışan kişinin olduğu kısımda hem de ördeğin bulunduğu kontamine kısımda odanın girişinden ve çıkışında HEPA filtre mevcut. Böylece çalışanı ve aynı zamanda dış ortamdaki havayı da koruyor. SARS-CoV-2'de önerilen seviye 2, eğer yoksa seviyenlik kabininde kullanabilirsiniz diyorlar. Makroskopinin olduğu bütün ortamlarda da işte frozen'da, sitolojide gibi mutlaka biyogüvenlik kabininde örneklemenin yapılması öneriliyor. Tabii ki... Ahu, yavaş yavaş toparlayabilir miyiz? Ben o zaman size bunların bir kısmını tamam. Biliyorsunuz. İntraoperatif konsültasyondan mümkünse kaçınmak gerekiyor. Aerosol oluşumu oldukça yoğun bir bölge çünkü. Eğer kaçınılmıyorsa da hani çok gerekli olduğu durumlarda yapılmalı ve kişisel koruyucu ekipman kullanılmalı, cihaz dezenfekte edilmeli. Bazı enstitüler kriyostat içerisine çeker ocak benzeri bir sistem oluşturarak aerosol yayılmasından kaçınmışlar. Moleküler patoloji uygulamalarından da taze doku olduğu için mümkünse kaçınılmalı deniyor veya biyogüvenlik kabinleri kullanılmalı. Bizi rahatlatan bir şey var. Bu Ebola dahil birçok virüsün, birçok mikroorganizmanın inaktive edilmesinde normal patoloji takibi, formalin ve ısı uygulaması etkin. Sitoloji özünde zaten riskli bir grup, çalışma grubu. Ama içerisindeki bazı örnekler, özellikle solunum sistemini ilgilendiren örnekler daha yüksek riskli kabul ediliyor. İşte sinovial sıvı, vajinal sıvı, işte asit peritonal sıvı gibi sıvılar daha düşük riskli kabul ediliyor. Yüksek riskli olanlarda mutlaka bu
level 2 güvenlik kabinlerinin kullanılması tavsiye ediliyor. Tabii ki elektif olgulardan kaçınmak ve hasta başı değerlendirmenin de sınırlandırılması önemli. Bunu söyledik. Bir de bunlarki sitolojide alkol ve ısı uygulamasının biyogüvenliği artıracağından bahsedilen bir çalışma var. Çalışmaya göre özellikle As ve arkadaşları yapmışlar bu çalışmayı. 100 kişilik alkol bazlı bir protokolle ısı kullanarak uyguladıkları protokolü karşılaştırıyorlar. Bu çalışmada ısı bazlı protokolde daha başarılı olduğunu, hatta normal protokole yakın olduğunu, bakın şu ısı bazlı protokol, şu da normal bizim sitolojide uyguladığımız protokol, hücrelerin normale daha yakın olduğu söyleniyor. Ve ısı bazlı uygulamayla bu dezenfeksiyonun yapılabileceği düşünülüyor. Bu çalışmada ne yapılmış? 20 mililitre sitoloji materyali 1 saat 45 dakika 67 derece sıcaklıkta etüde bekletilerek yapılmış. Sonra tinprep 5000 cihazında işlenmiş. Postanatik süreçlerle klinikal patolojik ilişkiler tabii ki oldukça kompleks. Bunlarda toplantılarımızın mümkün olduğu kadar internet ve telefon ortamında yapılması söyleniyor ama enteresan bir çalışma var. Öğrenciler tarafından yapılmış. Burada patolojideki çalışmaların uzaktan yapılmasının iyi ve kötü taraflarından bahsediliyor. Bakın şurada bir madde var. Yararları arasında dikkat dağınıklığının azalması var. Zararları arasında dikkat dağınıklığının artması var. Yani ev ortamında home office çalışanlar bile hani dikkati hem dağılabiliyor hem de azalabiliyor. Ya da özellikle uzaktan mikroskopik konsültasyonları sırasında kamera kalitesinin kötü olması gibi sıkıntılı durumlarda bahsedenler de mevcut. Türkiye'de durum nedir? Türkiye'de durumu aslında çok bilmiyoruz. Burada benim gördüğüm yapılmış tek çalışma var. O da Kürşat Hocaların yaptığı çalışma. Covid-19 patologları nasıl etkiledi anketi. Burada oldukça çarpıcı sonuçlar var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın tekrarlanmasını temenni ediyorum. Çünkü salgının başındaki durumumuzda şu andaki durumumuz aynı değil. Birçok yakınımızı, birçok hekim ya da sağlık çalışan arkadaşımızı Covid-19'da kaybettik. Şu anda filyasyonda, servislerde, COVID polikliniklerinde çalışan arkadaşlarıma çok selam ediyorum. Ellerini öpüyorum. Çok büyük iş yapıyorlar. Bu fotoğrafta Feriha hocamızın emeklilikten sonraki patoloji dersi, patolojiye giriş dersini anlatmıştı ve çok etkilendiğim bir dersti benim. Bu fotoğrafta sadece 3 kişiyi kaybettik. Umarım son olur. Teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa Kürşat Hoca'yı da daha sonra cevaplayacağım. Buyurun hocam. Sizi şey yapıyorum, pardon. Evet. Host ediyorum. Teşekkür ediyoruz sevgili Ahu. Değerli katılımcılar, şimdi ben sorular var mı diye bakıyorum aslında bir taraftan. Belki şöyle yapılabilir. Bu dönemde patoloji laboratuvarlarını özgü olarak alabileceğimiz tedbirlerin önemli bir kısmını vurguladı Ahu. Belki bunlarla ilgili özel önlemler alanlar deneyimlerini paylaşabilirler. Ama her şeyden önce ben kendi deneyimi şöyle aktarabilirim. Hayatımda yıkamadığım kadar çok elimi yıkıyorum ve bunun en önemli tedbirlerden biri olduğunu düşünüyorum. Bir de ellerimizi kontrol etmeye çalışıyoruz patologlar olarak. Ve risk azaltıcı önlemler arasında tabii özellikle sadece patologların değil, patoloji laboratuvarında çalışan kişilerin, laboratuvara giren çıkan herkesin virüsü kontamine edebileceği düşünülerek özel önlemler alınması lazım. Buradaki özellikle İstanbul ve diğer bütün illerde de tabii çalışanların ulaşım sorunları çok önemli bir yöntem oluşturuyor, önemli bir risk olayını oluşturuyor. Dolayısıyla buna dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi evet, sorular
Şöyle belki yine Ahu'ya yöneltelim bu soruyu. Mikrobiyologların sayıca eksik olduğu yerler için eğitim sonrası COVID PCR onaylayan merkez var mı acaba diye. Bu aslında sadece Ahu için değil. Belki Nur da bundan sonraki konuşmada cevap verebilir bu soruya. Evet. Ve yine bir başka katkı var. O da aslında patoloji laboratuvarı birçok hastane ortamından daha fazla dekontamine ve güvenli olduğunu söylemiş. Belki başka soru yoksa. Şöyle bir şey, şu soru var. Her organ için geçerli mi aerosol çıkışı? Yani bir mide flosunda da aerosol var mı? Neden olsun diye bir soru var Güven arkadaşımızdan. Ne dersin Ahu? Aerosol derken aerosol oluşturan işlemlerin özellikle daha yüksek güvenlikli ortamlarda yapılması isteniyor. Bu işlemler neler olabilir? Sadece işte bronş lavajı gibi solunum sisteminden kaynaklananlar mı? Başka örnekler de var mı? Özellikle solunum sisteminden kaynaklanan örnekler. Biraz daha yüksek sesle söyleyebilirsen. Özellikle tabii ki solunum sisteminden kaynaklanan örneklerde oldukça yüksek seviyede bulaş riski var. Ama gastrointestinal sistem biyopsilerinin, intraoperatif konsültasyonların azaltılması gerektiği, hatta gastrointestinal sistemden alınan örneklerin, işte gastrektomilerin, küçük biyopsilerin dahi minimum 24 saat formalin fiksasyonunda bırakılması gerektiği söyleniyor. Ve fekal-oral yolla bulaşın olduğu ispatlanan bazı olgu serileri var. Şeyde daha sonra paylaşabilirim, şu anda yayınlayan grup aklımda değil, fakat bunun mekanizmalarında o ACE inhibitörleri yol ağını göstererek de göstermişler zaten. Hani o yüzden de gastrointestinal sistem biyopsileri yüksek riskli kabul ediliyor. Kan ve kemik iliği örnekleri, bunların arasında gene yüksek riskli kabul edilen birisi. Vortexlenen her türlü sitoloji materyali yüksek riskli. Ama hani her örnek için turikatlar dahil olmak üzere fixit de beklememiş dokuların takibe konmaması tavsiye ediliyor. Önce formalindeki dezenfeksiyon, arkasından da normal patoloji prosesindeki alkollerin ısıyla birlikte uygulanması virüsü dekontamine ettiğinden eminler. O konuda bir sıkıntı yok, fakat tüm biyopsiler için burada şöyle sorular var. Eden Başak sormuştu. Taze dokuların açılması, bağırsak gibi organların açılması sırasında ne yapmak lazım? Mesela bu konuda özel bir öneri var mı diye. Taze dokuların açılması sırasında eldiven, N95 maske, gözlük ve siperliğin kullanılması tavsiye ediliyor. Biyogüvenlik kabininde yapılması söyleniyor. Bazı yerlerde de özellikle kriyostatın kullanıldığı durumlarda fiziksel bir bariyer arkasından çalışılması tavsiye ediliyor. Mapeleri dezenfekte edelim mi diye sormuş Hava Solak Özşeker. Özellikle sitoloji materyalinin ve Frozen'da kullanılan materyalin teslim sırasında hani lambların alkolde bekletildikten sonra teslim edilmesi öneriliyor. Hani özellikle sitoloji materyali bakan bölümlerde ya da kişilerin mapeleri dezenfekte etmesi mantıklı olabilir. Evet, Süha Göksel, böbrek transplantasyon hastalarından gelecek ve immün küresel uygulanacak. Yani taze dokularla çalışırken genel prensiplerimiz ne olmalı? Her türlü taze dokuyla çalışırken. Formaline girmemiş dokular. Her türlü taze dokuda aslında aynı prensipler geçerli. N95 maske, gözlük, siperlik ve eldiven kullanımı. Özellikle kullanılan box önlüklerinin kullanımdan sonra atılması ya da yıkamaya gitmesi. Laboratuvarlarda
uzun kollu önlüklerin kullanılması, işte bazen şeyden bile bahsediliyor mesela, bot ya da işte paçalıklı, nasıl anlatayım, çamurluk benzeri paçaları olan koruyucu örtülerden bile bahsediliyor. Yani sonuç olarak taze dokuyla temas yüksek riskli bir temastır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın sağlık çalışanları için temas rehberi var, bir algoritması var. Orada taze dokuyla temas ediyorsanız mutlaka N95 maskeli olmanız lazım. Değilseniz yüksek risk grubundasınız. Evet, aslında bu soru bitmez belki, sorular bitmez. Şimdi biz ikinci konuşmacıya geçmek durumdayız. Ben gördüm Şükrü Özdamar el kaldırdı ama isterseniz bu konuyu burada bağlayalım. Ve Yedikule Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden, değil mi? Yedikule uzun bir ismi var, göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi eğitim araştırma hastanesinden Nur Ürer'e söz veriyoruz. COVID-19'da akciğer patolojisi. Çok teşekkür ederim Kürşat abi. Sanıyorum hosta bana atamadığınız için henüz şeyimi açamıyorum, masa üstümü. Sesin geliyor aslında Nur, konuşabilirsin. Sesim geliyor fakat ben sizi bekliyorum. Host olarak atamadınız beni. O yüzden sunumumu açamıyorum henüz. Peki, tamam. Tamam. Evet, şimdi açabilirim. Evet, herkese tekrardan iyi akşamlar. Gerçekten Arzu'nun sunumu çok güzeldi. Arzu'dan sonra benim sunumum galiba biraz sınık kalacak ama... Ben de size kısaca COVID-19 akciğer tutulumu, akciğerle sınırlı olmak üzere biraz klinik ve patolojik bulgularıyla temel özelliklerini anlatmaya çalışacağım. Evet, COVID-19'dan bahsediyoruz. Ne aslında ettiğini? Tabii ki SARS-CoV-2 virüsü. Nasıl bir virüs? Bir koronavirüs. Beta koronavirüs ailesinden bir koronavirüs. Aynı ailede gene SARS'a neden olan SARS-CoV virüsü ve MERS'e neden olan MERS-CoV virüsü bulunmakta. Bunların aslında her üçü de çok benzer özellikler göstermekte. Ve bu nedenle de zaten hani İngilizce uzun adıyla Severe Acute Respiratory Disease Syndrome'ın kısaltılması SARS olarak alınmakta. Tek zincirli bir RNA virüsten bahsediyoruz. Virüsün yüzeyinde spike proteini, en önemli proteinlerden biri çünkü hücre yüzeyine bağlanmasını sağlayan bir protein. Bunun dışında yine matrix proteini, zarf proteini bulunmakta yüzeyde. Ardından genome eşlik eden nükleokapsit proteinleri de bulunmakta. Virüsün iki tane temel komponenti var. Bir tanesi yapısal proteinleri. Bu biraz önce saydım aslında proteinlerin tamamı yapısal protein. Bir de yapısal olmayan proteinler var. O da genomu aslında yapısal olmayan protein. Spike proteini çok önemli demiştik. İki kısımdan oluşuyor. S1 ve S2 parçası şeklinde oluşuyor. Şurada kırmızıyla gösterilen işaret bu nokta. Aslında SARS-CoV-2'nin SARS-CoV'dan farkı. Burada bir mutasyon olmuş ve bu mutasyon farklılıklarından bir tanesi. Oysa bunun dışında aslında SARS-CoV-2 virüsünün SARS-CoV virüsüyle benzerlik oranı %79. Yani gayet ciddi bir oranda bir benzerliklere sahipler. Peki virüs hücreye nasıl giriyor? Elbette ki biraz önce söylediğim gibi spike proteininin yardımı ile giriyor. Spike proteini hücre yüzeyinde özgür olan ACE2 reseptörlerine bağlanıyorlar. Bu ACE2 reseptörüne bağlandıktan sonra hücrenin içine girişte iki tane yöntem var. Bir tanesi bu spike proteinine bağlandıktan sonra yine hücre yüzeyinde eğer transmembran resin proteini aktif olursa eğer bu resinin aktif olmasıyla birlikte spike proteininin S1 parçası kırılarak S2 parçası ile birlikte yüzeye, hücre membranına RNA virüsünün zarfı füzyona uğruyor ve ardından direkt olarak
içindeki genomu sitoplazmaya aktarıyor. Bir diğer yöntem ise virüsün endozom içinde hücre yüzeyine alıp ardından bu endozomun sitoplazmada parçalanıp ardından genomun okunması ve replikasyon safhaları geliyor. Şimdi Arzu'nun da söylediği gibi aslında klinikte temelde başlı başına dört ana noktası var. Biri asomptomatik olgular ki önemli bir kısmının bu olduğu düşünülüyor ama tabii bir yüzdesi hala yok. Komplike olmamış hastalık bu aslında tipik bir soğuk algınlığı gibi geçişli. Subfebril ateş, böyle hafif bir boğaz ağrısı, burun akıntısı, ondan sonra belki bir baş ağrısı eklenebilir. Bir kısım hastalar ise hafif orta seyirli pnömoni, yani artık üst solunum yolundan alt solunum yoluna iniyor. Burada artık yavaş yavaş akciğerde radyolojik olarak buzlu cam görünümüyle pnömoniler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Bu COVID-19 pnömonisinin daha ağır ise, ağır pnömoni, artık akut respiratör sendrom, yani şiddetli bir akut akciğer yetmezliğine giden bir tablo ortaya çıkıyor. Şimdi bu, bütün bu seri şeyde nasıl bir şey gidiyor bu, hani daha ağır seyirli hastalar? Aslında onların da başlangıcında bir gripal dönem var. Ardından bir viral pnömoni geliyor. Bu viral pnömoni belki iyileşiyor ya da daha da ağırlaşabiliyor. Ama bir kısım otörler ise bunun daha ilerisinde de bir akciğer fibrozisinin gelişeceğini ileri sürmek. Şimdi temel anlamda hangi hastalığı görüyoruz? Yani SARS-CoV-2 hangi hastalığa sebep oluyor akciğerde? Elbette ki başlı başına akut respiratör distres sendromuna sebep oluyor. Bunun dışında SARS-CoV-2 pnömonisi, bronkopnömoni, akciğer infarktı, akciğer ödemi, vaskülit ve alveolar hemorajlar oldukça tipik. Nasıl bir patogenize sahip virüsün? Tabii bir takım etkileri var aslında girer girmez. Şimdi en önemli etkilerinden bir tanesi immün sistemin fonksiyonunu bozuyor. Nasıl bozuyor bu virüs immün sistemin fonksiyonunu? Lenfopeni yaratıyor. Bu lenfopeni de en önemli kriter CD8, CD4, natural killer hücreleri ve B lenfositlerin azalması. Özellikle de CD4, CD8, hatta natural killer lenfositler dramatik azalıyor. Hatta bunlar için de CD4'ün azalması ne kadar düşükse, ne kadar az seyrediyorsa hastalığın şiddeti de o kadar ağır seyrediyor. Yani bu CD4-8 düşüklüğü ile kliniğin progresyonu arasında çok ciddi bir ilişki bulunmakta. Sadece lenfopeni değil, aynı zamanda bir taraftan da tabii T lenfositinin bir aktivasyonu var. Nasıl aktive oluyorlar? Özellikle de yüzeyinde CD4 gibi reseptör içeren bu T lenfositinin bir klonal ekspansiyonu gelişiyor. Bu aktive olan T lenfositlerden de çok yoğun bir şekilde proinflamatuar mediatörler salgılanıyor. Sadece bu değil, aynı zamanda da bir de lenfosit disfonksiyonu var. Bu lenfosit disfonksiyonu nasıl gelişiyor peki? Lenfositlerin, T lenfositinin yüzeyinde ve natural killer hücrelerin yüzeyinde bir takım reseptörler belirliyor. Bunlardan en önemlisi apoptozisi indikleyen reseptörlerden biri PD1. Ki yanı sıra TIM reseptörlerinin artması aslında bunların üzerinde disfonksiyonel etki yapıyor. Evet, şimdiki bir immün sistem fonksiyon bozukluğu var. Sadece bu mu? Maalesef sadece bu değil. Bunun üzerine eklenmiş yine hastalıkta kontrolsüz inflamatuar yanıt var. Yani o hiperinflamatuar yanıt, sitokin fırtınası vesaire dediğimiz şeyin aslında temeli de kontrolsüz bir inflamatuar yanıt var. Normalde de evet akut akciğer hasarında gelişebiliyor. Yani hani sadece bu COVID-19'a özgü değil. Peki neler var burada? Bir granülosit ve monositlerde yine bir değişiklik var. Nötrofiller çok aşırı artıyor ama bunun yanı sıra monositler, eozinofiller, bazofiller azalıyor. Hatta özellikle de CD8'in düşüklüğü ve nötrofilin yüksekliği yine hastalığın şiddetiyle son derece bir paralel seyir gösteriyor. Yanı sıra çok artmış bir sitokin medyatörlerinin salınımı var. Bunlardan tabii ki en başta proinflamatuarlar. Arada az bir miktarda olsa antiinflamatuar sitokinler, medyatörler de var ama en başta interleukin 1, interleukin 6, interleukin 8,
tümör nekrofaktör, gamma interferon gibi hakikaten pro-inflamatuar mediatörler çok yoğun bir şekilde ortama çıkıyor. Yetti mi? Hayır, hala yetmedi. Sanki tüm bunlar yetmiyormuş gibi bir de artmış bir immünoglobulinler var. İşte en başı immünoglobulin G ile başlıyor ama immünoglobulin E de ortaya çıkıyor. Özellikle de hastalığın 10. gününden itibaren artmaya başlıyorlar. Hatta 14. günde pik dahi oluşturabiliyorlar. Evet, yani sonuçta bu hastalığın laboratuvar bulgularında neler var diyecek olursak, hani biraz daha bir özet yapacak olursak, bir lenfopenimiz var. Bir takım hani CD4, CD8, natural killer ve plazma hücreleri azalıyor demiştik ama bunlar peki nasıl azalıyor? Bunların azalmasının temel sebeplerinden biri aslında bu hücrelerin direkt olarak virüs tarafından sitopatik etkilerinden dolayı lenfositler ortadan kalkıyor. Bir diğeri ise aşırı proinflamatuar medyatör salgılanması sonucunda özellikle de T lenfositlerde bir tükenmişlik fenomeni ortaya çıkıyor. Sadece bu değil, aynı zamanda virüs hem dala hem de lenf nodları üzerinde hasarlayıcı etkisi nedeniyle bir lenfopeni gelişiyor. Ancak sadece bu değil, aynı zamanda sistemde çok yoğun bir şekilde artmış laktik asitler de yine T lenfositler üzerinde hem onları hasarlayıcı hem de fonksiyonlarını bozucu etki geliştiriyor. Bir taraftan lökositoz gelişiyor dedik. O nereden çıkıyor? Ve bu kadar lenfopeni gelişince bu lenfopeniyi fırsat bulan bir takım fırsatçı enfeksiyonlar da hemen aktive oluyorlar ki bu özellikle de COVID-19 akciğer son derece ve bir takım yani virüs dışı enfeksiyonlar çıkıyor ve böylece bir lökositoz tablosu gelişiyor. Bir taraftan da sitokin fırtınası gelişiyor. Peki bu sitokin fırtınası ne, yani hiç bilmediğimiz bir şey mi? Hayır, bizim gayet iyi bildiğimiz bir şey. Yani her zaman o aslında inflamatuar süreçte gördüğümüz inflamatuar sitokinin ortaya çıkması. Fakat burada önemli olan bu inflamatuar sitokinler çok kısa bir zamanda çok yoğun bir şekilde ortaya çıkıyorlar. Yani adeta bir hani havai fişek fabrikasına düşmüş bir kibrit çöpü gibi anında her taraf alev alev olmaya başlıyor. Bununla da bitmiyor. Bir taraftan aslında antikora bağımlı artıştan da söz ediliyor. Yani bu antikorların artışı komplemanlarla birleşerek aslında oluşturdukları yanıt inflamatuar sitokin fırtınasında güçlendirdiği söylenmekte. Evet, tüm bu saydıklarım, yani lenfopeni, lökositostatin fırtınasındaki medyatörlerinin tamamı aslında hastalığın gidişiyle son derece yakın ilişkili. Ama sadece bunlar değil, aynı zamanda seroreaktif protein, ferritin ve D-dimer özellikle de tromboz ve tromboembolinin takibinde son derece değerli. Çok yakın bir şekilde takip ediliyor ki buna göre de zaten bu akciğer tutulumu antiviral, antienflamatuar, antikoagülant ve hatta antifibrotik ajanlarla da tedavi edilmeye çalışılıyor. Evet, şimdi böyle bir girişten sonra artık patolojiye bir birazcık bakalım. Ne yapıyor peki akciğer? Yani patolojik açıdan ne yapıyor? Bizim için nesi önemli? O hani klinikte bahsettiğimiz işte akut respiratuar distres sendromu ya da diğer adıyla akut akciğer hasarı dediğimiz klinik terminolojinin aslında patolojik karşılığı difüz alveoler hasar gelişiyor. Şimdi bunun dışında sadece bu değil, akut fibrinöz organize pnömoniye ya da organize pnömoniye de sebep olabildiği gibi akciğerde end-stage fibrozis yaptığı da ileri sürülmekte. Bunu sonra tekrardan tartışacağız. Yanı sıra akut bronkopnömoniye sebep oluyor, pulmoner tromboz ve mikrotrombotik hastalıklar. Ama unutmamak gerekir ki, yani bırakın hani COVID'i bir tarafa bırakalım, akciğer zaten normalde de enfeksiyonun en sık geliştiği ortam. Çünkü direkt olarak dışarıya açılı hava ile gelen bütün patojen enfeksiyonlara karşı maruz kalma şeyi var. Doğal olarak bunun üzerine çok kolaylıkla bir sekonder enfeksiyon da eklenebiliyor. Makroskobisinde neler var peki? En sık görülen bulgusu aslında artmış bir akciğer parenkimi var. Bir ağırlık artmış yani çok yoğun bir şekilde. Bu artmanın sebebi hava değil, tamamen konjesyon ve ödem. Da intraalveolar eksuda.
Parenkimal hemoroji yanı sıra mikroskobik pulmoner emboli ya da hemorajik nekroza görülebiliyor. Peki hani bu neden akciğer parenkime artmış ama %100 her zaman görülmüyor? Aslında temelde iki sebep var. Şimdi klinikte özellikle de yoğun bakıma kadar ilerlemiş ağır hastaların iki tane respiratuar fenotipi var. Bunlardan bir tanesi yüksek elastans tipi ki bu tipte çok yoğun bir pulmoner ödem var. Çok yoğun pulmoner edem neticesinde zaten akciğer kompliyansı son derece azalmış. Ve bu ödem nedeniyle non araya alanlar çok yaygın akciğerde. Bu havalanmayan alanlar çok yaygın olmasının temel sebebi çünkü buraları tamamen interalveolar eksudayla dolu olması. Doğal olarak bu akciğerin ağırlığını arttırıyor. Ve bu kadar yoğun bir eksudada gaz alışverişini inanılmaz dramatik derecede düşürüyor. Bir diğer fenotip ise düşük elastans tipi. Burada da evet akciğerin ağırlığı artabilir ama diğeri kadar yoğun değil. Çünkü burada non araya alanlar akciğerde daha az. Doğal olarak hani akciğerin ağırlığı da daha hafif az artmış. Akciğer kompliyansı evet düşmüş ama çok bariz bir düşüklük yok. Gaz alışverişi hasarlanmış ama diğeri kadar çok belirgin değil. Evet ne dedik? Diffüz alveoller hasar dedik patolojide gelişen. Şimdi COVID olgularında Arzu da Ahu da bahsetti zaten. COVID-19 olgularının yaklaşık %3.4'ünde ARDS geliyor. Yani diffüz alveoller hasar geliyor. Ancak COVID-19 ölümlerinin nedenlerinin %72-93'ünün sebebi diffüz alveoller hasar. Bunu unutmamak lazım. Yani akciğeri hakikaten tutacak bir de büyük ihtimalle de diffüz alveoller akciğer hasarından ölecek hasta. Bildiğimiz gibi iki temel evresi var. Eksudatif ve proliferatif evre. Eksudatif evrede daha çok yani akut değişiklikler, epiteliyal değişiklikler, intraalveoller, eksudalar, hiyalin membranlarıyla özgüyken proliferatif varsa artık bu biraz daha iyileşme evresine geçer. Bu yoğun eksudaya yavaş yavaş hani rezorpsiyona uğrar. Artık ortaya biraz daha fibroblastik aktiviteler, örneğin intraalveolar organize, pnömoni ya da interstisyel fibrotik değişiklikleri görebilmek mümkün. Sebepleri arasında ne var? Sebepleri arasında evet COVID-19'daki SARS-CoV-2 var ama bunun dışında influenza, SARS virüsü ya da diğer bildiğiniz bütün virüslerin yanı sıra bakteriler, sepsis, aspirasyon hatta gaz intoksikasyonu dahi etkin olabiliyor. Kliniklerinde ne var bu hastaların? Oldukça klinikleri var. En başında tabii ki dispneleri var. Hipoksileri var. Fakat o kadar ciddi bir hipoksi ki bu tedaviye cevap yani oksijen tedavisine yanıtsız bir hipoksi var. Yani yüksek basınçta oksijen inhale etselerdi yine de ne yazık ki hipoksi düzelmiyor. Sadece bu değil tabii ki aynı zamanda bir sağ kalp tutulumu da yapıyorlar pulmoner hipertansiyon nedeniyle bir kor pulmonerle meydana geliyor. Artık yine hastalar bu şekilde hem multi organ tutulumu hem sağ kalp tutulumu ile eksalabiliyorlar. Evet hani Robinson şöyle kısaca bir hatırlatma yapalım. Nasıl bir şeydi bu olan şey? Şimdi normalde biliyoruz aslında alveoller çatıda tek sıralı pnömositler var. Tek bir pnömositlerle döşelikli bunlar %75 oranında baskın fenotip burada. Arada da sürfaktan salgılayan tip 2 pnömositler var. Son derece ince bir interstisyum var ki gaz alışverişi için önemli bunlar. Ardından kapiller yapılarını oluşturan endotel damarları. Şimdi bu hadise olduğunda ne oluyor? Aslında gerek tip 1 pnömosit, tip 2 pnömosit gerekse endotel hücrelerini direkt olarak infekte eden ve hasarlayan bir virüs var. Bu hasar sonucunda hem epitelyal hem endotelyal hasar neticesinde buraya göç eden başta aslında lökositik migrasyon ve ardından bunu takip eden makrofajlar ve lenfositler, başta T lenfositler olmak üzere intraalveoler hücresel komponent artıyor. Bu artan hücresel komponentler özellikle de makrofaj ve nötrofillerden salgılanan çok yoğun bir reaktif oksijen metabolitleri var, sitokinler var ve bunlar aslında normalde öldürülmemesi gereken alveoler epiteli yok ediyorlar. Ve böylece burada çok yoğun bir nekrotik hücre yine plazmadan sızan
yoğun bir fibrin, genişlemiş bir intertisum, alveolar boşluğu doldurmuş yoğun bir eksuda ve bu eksudaların da aslında o özellikle nekrotik yapıların bir araya gelerek oluşturduğu bir hiyalin membran diye de sanki bunlar yetmiyormuş gibi alveolar boşluğu böyle güzelce ne bir kapatıyor, böyle tamamen bir bariyer oluşturuyor ve böylece tam gelişmiş bir oksijene dirençli bir hipoksi gelişiyor. Evet, mikroskobisinde ne görüyoruz? Aslında intraalveolar eksuda ve fibrin en başlı başına tabii ki bulgu. Yanı sıra alveolar septalarda son derece ödemli ve genişlemiş halde. Yoğun bir polimorf nümerolokosit infiltrasyonu var burada. Başlangıçta aslında hani böyle epitelde görünen eozinofilik sitoplazmik değişiklikler her zaman seçilmeyebilir. Örneğin bu resimde çok yoğun bir tabii ki pneumosit hiperplazisi var. Yoğun bir şekildeki biraz önce bahsedeceğim aslında ekstravaze eritrositler de bunlara eşlik edebilir. Biraz daha yine yakından görüntüsünü görebiliyorsunuz. Oldukça hücreden zengin bir karmaşık bir yoğun bir tablo var. Bu aslında difüz alveolar hasarının ekstatif evresinin bir bulgusu. Yine biraz daha yakından bulgusu. Burada artık hani yavaş yavaş fibrinler daha bir kondansı olmaya, daha bir toparlanmaya başlıyorlar. Sadece bu değil, aynı zamanda damar çevresinde de perivasküler lenfosik infiltrasyonda karakteristik olduğu söyleniyor. Bu benim resmim değil, bu literatürden aldığım bir resim. Ve hiyalin membranlar ortaya çıkabiliyor. Yani alveolar boşluğun içinde, alveolar epitelinin üzerine tamamen örten mumumsu görünümde homojen eozinofilik aslında nekrotik artıklar burada gördüğünüz gibi son derece yaygın da olabiliyor. Bazen daha az da olabiliyor. Evet, bu saydıklarımın hepsi aslında eksüdif evrenin özellikleriydi. Şimdi proliferatif evrenin özelliklerine gelecek olursak artık rezolüsyon başlıyor demiştik. Doğal olarak o intraalveolar, o eksüdanın, o yoğun nekrotik artıkların sindirilmesi gerekiyor. İşte bunun için de intraalveolar, göç eden aslında fibroblastlar burada fibroblastik kaşlar ya da daha hani eski ismiyle mason body'ler oluşturuyorlar. Bu hatta mason body'ler hem alveolar boşluklarda hem de küçük hava yollarına kadar ilerleyebiliyorlar. Hatta yanlarında eşinde yine hala böyle bir fibrin kalıntıları, hala bir böyle işte nekrotik polimorf nümerolokositlerin debrizleri bulunabiliyor. Sadece tabii bunlar intraalveolar değil, aynı zamanda interstisyel de bir fibrozis gelişebiliyor. Yani aslında özetleyecek olursak bu tabloyu alveolar septal bir ödem, inflamasyon, pneumositlerde sitoplazmik lokalizasyon en erken bulgu olduğunu söyleniyor. Tipik pneumosit hiperplazisi, fibrinöz eksüda birikimi ve alveolar kollaps, alveolar boşlukta diskomatik makrofajlar, ekstravaze eritrositler, en önemlisi hiyalin membran, perivasküler lenfositik plazmatik inflamasyon ve organize fibroblastik kaçlar. Peki ayır sanısında ne var? Aslında ayır sanısında iki tane önemli şey var. İlki yeni doğanın respiratuar distres sendromu. Özellikle de genetik mutasyonlar sonucunda surfaktan proteinin yeterli derecede sentezlenememesi ya da immünitörden dolayı akciğerlerin havalanamaması. Bir diğeri de fibrotik interstisyel pnömoni ataklarında da aslında difüz alveolar hasar gelişir ve hatta bunun gerçekten bir atak mı yoksa bu hastalığın üzerine eklenmiş bir sekonder enfeksiyon olup olmadığını ayırt etmekte zaman zaman güç olabilir. Tabii ki sadece bunlar değil, artı bunun üzerine eklenmiş bir takım bulgular da var yine COVID-19 enfeksiyonda. Akciğerde yaygın parenkimal hemorajiler gelişebilir. Bu yaygın parenkimal hemorajilerin aslında temel sebeplerinden biri de damarlardaki trombüslerdir. Yani mikroanjiyopatilerdir. Çünkü endotel hasarı bulunur ve bunlarla birlikte fibronekrotik trombozları, kapiller arter ve pulmoner arterlerde trombozlara sıklıkla rastlanır. Bunun ardından takip eden intrasüseptif anjiyogenez gelişir. Hatta bu konuda aslında çok yoğun bir şekilde tabii bu hastalarla muhatap olan İtalyan araştırmacılar bu COVID-19 şeyinde difüz alveolar hasar zemininde gelişen bu kadar yoğun mikro anjiyopatileri mikro clots olarak isimlendirmişler. Mikrovasküler COVID-19 akciğer damarlarındaki
spesifik tromboinflamatuar sendrom şeklinde ya da diğer adıyla atipik ARDS diye. Hani biz de bakalım göreceğiz bu kabul edilebilecek bir terminoloji olacak mı diye. Peki neden gelişiyor bunlar? Kapiller endotel direkt olarak giriş tarafından nekroza uğrayabiliyor. Ya da o hiperinflamasyon endotel hasarı yapabiliyor. Ya da aslında biz akciğerde zaten son derece aşinayız. Bir primer bir enfeksiyona sekonder olarak bir başka endotelial hasarı geliyor. Fakat sadece bu değil, aynı zamanda bu hastalarda aslında sistemik venöz tromboembolileri de sık oldu ve bunların aslında sıklıkla da sebeplerinin derin ven trombozundan kaynaklandığı ileri sürülmekte. Şimdi böyle biraz daha özetleyecek olursak bu patoloji bulgularını, burada çok güzel bir şey var, bir yayın var. Yani ben bunu adeta bir hani patolojinin meta analizi olarak gördüm. Gerçekten de çok keyifli, öneririm size. Şimdi bütün bu lezyonları aslında epitelial, vasküler ve fibrotik patenler diye ayırmış. Şu bir gerçek ki aslında bu saydığımız tüm lezyonlar bir arada olabilir, ayrı ayrı da ya da ikisi bir arada da olabiliyor. Yani hani her zaman o tablonun tamamı dört dörtlük önümüze gelmesi mümkün. Takip ettikleri hastaları da böyle çok güzel bir şekilde ayrıştırmışlar, sınıflamışlar. Hem bunların hani gün gün enfeksiyondan sonraki durumlarını gün gün ayırdıkları gibi epiteliyal, vasküler, patern, fibrotik patern diye ayırmışlar. Şimdi dikkat ederseniz en yoğun şekilde izlenen aslında değişiklik epiteliyal değişiklik. Yani difüz alveolar hasar biraz daha ön planda. Ama buna eşlik eden vasküler değişiklikleri de var. Yani mikrovasküler anjiyopatiler de eşlik etmekte. Şimdi evet fibrozis de gelişiyor. Aslında fibrozis hani sıklıkla 15. günden sonra ortaya çıkıyor. Ama daha erken fibrozisler de var dikkat ederseniz. Bu erken fibrozisleri aslında COVID-19'un sebep olduğu değil. Aslında belki de zaten daha önceden var olan bir fibrozisin görünmesi olarak da yorumluyorlar. Şimdi burada tabii bütün bu bulgular hastanın klinik tablosuyla da son derece örtüşmekte. Çünkü erken dönemlerde bir virüse karşı verilmiş bir immün cevap varken ilerleyen dönemlerde özellikle de 15. günden sonra artık bu iyileşmeyen vakaların çoğu aslında bir hiperinflamatuar reaksiyonun neden olduğu bir durum ortaya çıkıyor. Ve bu biraz önce saydığım aslında hani respiratuar fenotiplerle de çok yakın. Daha erken dönemlerde aslında daha çok düşük elastans tipi respiratuar tip baskınken özellikle de hiperinflamatuar durumun baskın olduğu tabloda aslında artık yüksek elastans tipi öne çıkıyor. Evet, bir yedi kule olgusunu paylaşmak istiyorum sizinle. 41 yaşında kadın hastamız Neçe. COVID-19 pozitif olarak bize direkt olarak geldi. Hastanın zaten distisi ve hemoptizisi vardı ama bu hemoptizi kontrol edilememesi nedeniyle sol üst lobektomi yapıldı. Çünkü sol üstte bir ması vardı. Şimdi şu aşağıda gördüğünüz aslında çok güzel onun tomografileri. Fakat bu tomografiler maalesef bu hasta bize başka bir merkezden geldiği için ancak post-op çekilebildi. Bu nedenle de sol tarafta bir atelektizi görmektesiniz. Ama sol tarafta kalan alt lob ile sağ akciğerde de dikkat ederseniz yoğun bir konsolidasyon, hatta hani belki dikkatinizi çekmiştir. Bu özellikle perifere doğru uzanmış, daha çok periferik akciğer kısmını tutan konsolidasyonlar, buzlu cam görünümleri ve daha konsolide alanlarda eşlik etmekte. Maalesef bu hastayı postop dönemde ikinci günde kaybedildi. Şimdi preparatlarına bakacak olursak aslında geniş alanlarda abseleşme alanları görüyoruz. Ki bu abseleşme alanları aslında özellikle de hava yollarının merkezi olduğu dikkati çekmekte. Fakat gördüğünüz gibi hani şu küçük büyüklere dahi çok yoğun bir hücresel inflamasyon var ki bu akciğer için tipik değil. Diğer normal parenkimal alanlara geçtiğinizde ise alveolar boşlukları çok yaygın bir şekilde eksudatif fibrinöz yapıyla dolu olduğu, yer yer içlerinde hani makrofajlar, histiositler ve polimorf nömelokositler dikkatini çekerken yanı sıra da hiyalin membran kalıntıları da bulunmaktaydı bu hastada. Yine biraz daha yakından görüntüsü çok bariz, çok belirgin bir şekilde tipik pneumositleri vardı. Köpüksü makrofajları oldukça belirgindi. Yer yer artmış lenfositler ve plazma hücreleri de yine dikkati çekmekteydi göründüğü gibi. Ayrıca
yani çok yoğun o abseleşen alanların aslında tamamı maalesef hava yollarıydı. Yani bir ülseratif bir bronşiolit tablosu var. Burada gördüğünüz gibi burası bir bronş duvarı. Bronş epiteller son derece düzgün seçilmekte. Burada artık bir ülserasyon gelişmiş. Yine bronş duvarına ait kas metninde görmektesiniz. Bronş duvarında transmural tamamen çok yoğun bir inflamatuar süreç. Sadece bu değil, yalnız dikkat edecek olursanız aslında bronş duvarındaki bronşiyel arterler de maalesef açılmış. Yani hemoptiziyi aslında tetikleyen ana sebeplerden de biri bu. Açıkçası bu hastada ben bir vasküler küçük damarlarda trombüsler görmedim. Ama bu hastanın kanamasına sebep olan maalesef bu durumdu. Yanı sıra aynı zamanda tabii bir onarım da başlamıştı. Burada gördüğünüz intraalveolar fibroblastik bir tıkaç, yani mason etkisinci. Yani bir tarafta hala o eksitif devam ederken, süreç devam ederken bir tarafta da artık iyileşme süreci başlamış. Sadece intraalveolar değil, aynı zamanda interstisyel alanda da dikkat ederseniz yoğun bir fibrotik proliferasyon bulunmaktaydı. Tabii ki hani eksudatik evreyi her zaman çok izole bir şekilde ayırmak mümkün değil. Genelde çoğunlukla birbiriyle iç içe geçerler. Bu da oldukça tipik. Yanı sıra multinükleerde hücreler, bunlar da yine COVID-19'da aslında tanımlanan hücreler. Çoğunlukla da aslında reaktif pimositlerin bir araya gelmesiyle oluşabildiği gibi histiositlerin de yine bir araya gelmesiyle de oluşabiliyorlar. Sonuç olarak tanımız neydi bu hastada? Tanımız difüz alveolar hasar komponentli multinükleer dev hücreler, organize fibrotik alveolar, tıkaçlar ve hemorajin eşlik ettiği ülseratif bir bronkopnömoni. Açıkçası ben bu hastadan sekonder enfeksiyonlar çok kuşkulandım ama yaptığım boyaların hiçbirinde maalesef bir patojene rastlamadım. Ve şöyle bir not ettirdim. Bulgular COVID-19 aktar hasar bulgularıyla uyumlu histokimyasal çalışmada patojen ajan tespit edilmemekle birlikte viral enfeksiyonun üzerine geçmiş bir sekonder süper enfeksiyon düşünüldü şeklinde bildirdim. Sadece bu değil tabii ki. Aynı zamanda izole bir trakeobronşit de gelişebilir. Bunlar biraz daha az görüldüğü söylenmekte. Trakea mukozasında burada gördüğünüz gibi çok belirgin bir ürselasyon var. İnflamasyon niteliğine baktığınız aslında çok spesifik değil. Yani akut ve kronik bir inflamasyon ama kendine özgü bir şeyi yok. Tipik bir patognomik bulgusu yok. Şimdi özetleyecek olursak aslında ne görüyoruz biz bu şeyde, patolojisinde? Elbette en başta tabii ki difüz alveolar hasarlı komponentlerini görüyoruz. En sık sebep olduğu şeyler. Bunun dışında olguların yaklaşık %50'sine yakın, daha fazla hatta, hiyalin membran gelişiyor. Yine bronkopnömoni oldukça belirgin. Mikrotrombüsler ve kapiller, alveolar kapilleri değişken olabiliyor. Yani bu literatürde değişken olabiliyor ama yaklaşık olarak vakaların 1/3 ile 2/3 arasında olduğu söylenmekte. Yalnız tabii şuna dikkati çekmek istiyorum. Viropatik inklüzyon. Bunu gördüğünü söyleyen yayınlar da var ama biraz daha tedbirli olan otörler de var. Onlar biraz belki immün boyayla definit olarak söylesek daha doğru olabilir diye söylüyorlar. Çünkü hala çok net bir şekilde, yani ben en azından bu sunumu hazırlarken net bir şekilde evet şu özgün bir biropatik etkidir diye bir henüz tipik bir şey görmedim. Şimdi COVID-19'un diğer başka hastalıklarla, yani SARS ve de influenza pneumonisiyle karşılaştıracak olursak aslında çok da farklı değil. Aynı patolojik tabloları gösteriyorlar. Daha da önemlisi COVID-19'daki difüz alveolar hasar diğer oluşan, yani bu enfeksiyonların dışında diğer gelişen difüz alveolar hasardan da farklı değil. Maalesef aynı tabloyu görmekteyiz. Yine Yedikule'nin içinde başka gördüğümüz vakalar var ama arzu ederseniz belki bunları daha sonra tartışabiliriz. Çok kısaca fibrozisten bahsetmek istiyorum. Şimdi COVID-19'un aslında pulmoner fibrozise yol açtığını söyleyen yayınlar var. Bunun interstisyel fibroblastik proliferasyon ve kolajenize fibrozise gittiğini, hatta mikroskopik olarak mal paterni yaptığını göstermekte. Bu yayınlarda şuna dayanıyorlar.
Şimdi aynı gruptan olan virüsün sebep olduğu MERS ve SARS'ta da benzer şeyler, tablolar çıkmış. Yani difüz alveolar hasar takip eden dönemlerde interstisyel fibrozis gelişmiş. Bu nedenle de aslında bu hastalar krono obstrüktif akciğer hastalığı diyelim. Çünkü bunun kendi klinik, radyolojik ve patolojik bulgusunun olduğunu söylenmekte. Fakat buna karşı çıkan otorlar da var. Çünkü dayandıkları nokta şu. Zaten diyorlar ki bakın bu hastalar yani bu, hani patolojisine bakan hastalar zaten birçoğu aslında otopsi sonucuydu ve bunlar zaten çok büyük bir kısmı 50 yaşın üzerindeydi. Zaten 50 yaşın üzerinde biz otoimmün hastalıklar ki bunlar sıklıkla akciğeri tutar ve sıklıkla akciğerde fibrozisi sebep olur. Aynı zamanda interstisyel fibroproliferatif hastalıklar ve idiopatik pulmoner fibrozis zaten bunlar da sık. Hani zaten bu varken bir bunu COVID yaptı demeyelim. Daha bunun için henüz daha fazla çalışmaya ihtiyacımız var denmekte. Evet, ben de açıkçası biraz daha bekleyip sabredip ileriye dönük bakmak gerektiğine inanıyorum. Çok iyi gidiyor ama toparlıyoruz değil mi? Son slide'ım, evet. İmmün boyalar da var. Çok miktarda immün boya var. Piyasada göreceksiniz, hatta dual boyalar da var. Ama bunlarda dikkat etmek gereken birkaç tane ufak nokta var. Bunlar akciğerde daha duyarlı, üst solunum yolunda daha duyarlı değil. Fakat bunlar özellikle de hastalığın eksudatif döneminde daha etkin, proliferatif döneminde maalesef kayboluyor. Alt solunum yolunda herhangi bir yerde pozitiflik olabilir. Spike proteinine göre nükleokapsit daha duyarlı deniyor. Hücrelerin boyanma oranı oldukça değişken, mesela bazı yerlerde 4 milimetre karede 50'nin üzerinde pozitiflik görürken bazı yerlerde 5'ten az da görünebilir. Bu yararlandığım kaynaklar. COVID pandemisi bize gerçekten çok şey öğretti. Gerçekten hala da öğretmeye devam ediyor. En önemlilerinden biri de yaşadığımız anılar. Bu ne yazık ki bizim COVID pandemisi başlamadan 6 ay önce Dubrovnik'te bizim ulusal pulmoner patoloji grubuyla birlikte katıldığımız güzel bir pulmoner patoloji etkinliğiydi. O zamanlar tabii ki böyle COVID derdimiz olmadığımız için ne maskelerimiz vardı, ne sosyal mesafelerimiz vardı. Umarım yine o güzel günlere dönebilme umuduyla beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Sevgili Nur, hemen ben bazı soruları sana yönelteyim istersen. Öyle bir tanesi, fibrozis ne kadar kalıcı COVID-19'da? Birinci bir soru bu. Evet, evet. Ya aslında hani sunumumda da söylediğim gibi belki de çok hızlı toparladım. Şimdi ya ben açıkçası biraz daha beklemek taraftarındayım. Yani COVID-19 gerçekten fibrozis sebep oluyor mu, olmuyor mu? Yani bence bunu biraz daha fazla çalışma yapmamız gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ki bu COVID başladığından beri inanılmaz bir aslında belki de literatür kirliliği yaşıyoruz. Bunların bir kısmı hani hatta hani hakem değerlendirmesi olmadan çıkıyor. Yani böyle çok hani az sayıda hastaya dayandırılarak yapılıyor. Yani bunları dayandırılarak bir takım kararlar vermek bence daha erken. Bence daha biraz daha bekleyelim belki de fibrozis yapıyor diyebilmek için. Evet. Şöyle yapalım arzu edersen. Evet. Ben hemen size tekrardan aktarayım mi? Bir soru daha var, onu da istersen. Tamam. Bir Elife Kımıloğlu bir vaka sundu aslında. Özellikle onun sorduğu soru şuydu. Lenf nodlarında özel bir bulgu var mı dikkatinizi çeken diye bir soru var. Vaskülit, mikrotrombüsler gibi lenf nodlarında. Ben kendi deneyimlerime dayanarak söyleyeyim. Önce çok açık söylüyorum. Yani benim bu konudaki deneyimim gerçekten çok az. Yani size gösterdiğim bir vakamız vardı. Sonra hatırlarsanız da bir tablo gösterdim hani bizim COVID-19 pozitif olduklarımız diye. Fakat o tabloda yer alan hastaların hepsi aslında bize geldikten sonra semptomatik oldular. Ve biz aslında çoğunda tekrar bak yani tekrardan bir şey bulabilir miyiz diye. Hayır, yani çok spesifik bir şey görmedik. Özellikle de lenf nodlarında. Okuduğum literatürlerde de henüz böyle çok spesifik, evet lenf nodunda şöyle değişiklik yapar diye ben görmedim. Belki Arzu bizi bu konuda aydınlatabilir. Arzu'yu merakla bekliyoruz ama bir soru da Fulya'dan gelmiş. Fulya Çakaloğlu'ndan.
rutin COVID tedavisinde sekonder akciğer morfolojik bulguları. Sekonder bulgular derken kastı anladığım kadarıyla tedaviden sekonder sonraki... Sekonder enfeksiyon. Hayır, sekonder enfeksiyon. Yani aslında başında vurguladığım şey şuydu. COVID-19 viral enfeksiyon. Aslında çoğu viral enfeksiyonda olduğu gibi viral enfeksiyonu takiben o gelişen hani lenfopeni nedeniyle aslında yani akciğerde ikinci bir özellikle de bakteriyel yani başta staf olmak üzere pseudomonas olmak üzere ikinci bir enfeksiyonun gelişmesi de arttı. Yani aslında bizim vakamızda bence böyle bir şeydi. Yani üzerine eklenmiş evet. Bir sekonder enfeksiyondu. Peki. Bir soru da intraalveolar sıvı birikimi jöle kıvamında neden acaba diye bir soru var. Şöyle jöle kıvamında demedim ben. İntraalveolar evet başta hani en erken bulgu bir intraalveolar ödem olur ama difüz alveolar hasarının pulmoner ödemden en önemli farkı endoteliyal ve epiteliyal nekrozun eşlik etmesiyle birlikte inflamatuar sürecinde şeye eklenmesi ve bu inflamatuar süreçle birlikte alveolar olarak ödemin yanı sıra fibrin, polimorfonökositler, nekrotik hücrelerin çok yoğun bir şekilde alveolar boşluğu doldurması. En önemli farkı bu. Yani o yüzden alveolar ödem dememek lazım. Evet başlangıcında bir alveolar ödem var ama ilerleyen süreçte bambaşka bir şey var. Ahu'nun bu biraz önceki tartışmaya katkısı oldu. Ben bütün katılımcıları hatırlatayım. Lenf tüyünde fibrin tıkaçlar ve trombüsler, iskemik nekroz gördük bazı olgularda diyor. Hastanın kliniğinde de bu olguları COVID-19 dışında açıklayacak herhangi bir bulgu yoktu diyor. Evet, şimdi dilerseniz gecenin ilerleyen saatlerine kalmamak için son konuşmacıya geçelim. Son bir şey söyleyebilir miyim ben bu akciğer patolojisiyle ilgili? Tabii. Şimdi en son bir yayın çıktı Kasım'da. Bu diğer SARS virüslerinden... Şimdi hocam görüntünü... Görüntümü açayım mı? Açmadım. Aç istersen. Seni görelim. Tamam. Şimdi orada çok sistematik bir otopsi çalışması yapmışlar. 50 ya da 100 vaka şu anda çok net hatırlamıyorum ama... immünohistokimya ve işle birlikte virüsü göstermişler ve tüm alanları örneklemişler. Aynı alandaki immün yanıta bakmışlar, özellikle vaskülitik yanıta ve hiçbir şekilde birebir virüs yoğunluğuyla örtüşen bir şey olmadığını, aslında son evrede gelişen patolojinin tümüyle stokin fırtınasına bağlı olduğu, yani virüsün direkt hasarı diğer SARS'lardan farklı olarak o yargıya varmışlar ve şu anda hani onun üzerine bir yoğunlaşma var. Ama benim kaygım tabii ki bu son evredeki hastaları görüyoruz. İlk evrede neler gelişiyor onun hakkında hiçbir bilgimiz yok. Biyopsiler, otopsiler aslında son dönem hastalara ait. İlk dönemi açıklayan hiçbir şey yok ve bir sürü şeyi de kaçırıyoruz diye düşünüyorum. Fazla uzatmıyorum ve kapıyorum hemen, sana bırakıyorum. Teşekkür ederiz. Sevgili Nur, çok teşekkür ediyoruz. Evet, yani patogenezi, hastalığı, vakanı hepsini çok renkli bir şekilde sundun, paylaştın bizimle. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii hastalığın patogenezinden tedavisine yönelik uzun bir süreç var. Bu süreçte patolojinin rolü çok önemli her bakımda, her hastalıkta olduğu gibi. Özellikle bu toplantının tamamlayıcısı olması açısından otopsi serileri ne diyor? Ve bu COVID-19 pandemisinde otopsiler bize neler verdi, nelere ışık tuttu ya da tedaviye kadar giden süreci nasıl etkiledi? Bunu da sevgili Arzu Akçay arkadaşımızdan dinleyeceğiz. Adli Tıp Kurumu'nun, Adalet Bakanlığı'na bağlı Adli Tıp Kurumu'nun Morg İhtisas Dairesi üyesi. Doktor Arzu Akçay, sözü ona veriyorum. Hem otopsilerde COVID-19 izleri hem de Türkiye deneyimleri açısından bize neler söyleyecek? Evet, söz sende Arzu. Çok teşekkür ediyorum hocam. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar dileyerek başlamak istiyorum.
Nur'un harika sunumunun ardından bana zaten çok az şey kaldı. Gerçekten birkaç güzel fotoğrafla onları paylaşarak sizlerle otopsi deneyimimizi ve dünyadaki COVID-19 pandemisinin ortaya çıkmasının ardından gelişen otopsi serüvenini özetlemeye çalışacağım ben sizlere. Öncelikle bir ekranımı paylaşayım. Bu arada lenf düğümleri konusunda cevap vermek isterim. Lenf düğümleri noktasında benim açıkçası deneyimim yok. Çünkü bizim otopsi rutinimizin içerisinde lenf düğümleri ne yazık ki yer almıyor. Fakat okuduğum birkaç tane güzel yazıda lenf düğümlerinde özellikle sinüzoidlerde ve perikapsüler alanda CD20 ile pozitif hücrelerin birikimlerinin, onların oluşturduğu luz grupların oluştuğundan açıkçası bahsediliyor. Bir saniye. Ben neredeyim? Beni duyabiliyor musunuz? Share screen. Arzu, duyuyoruz seni. Duyuyorsunuz ama ben ekranımı paylaşamıyorum. Bir saniye. Kürşat abi, ben size host olarak atamıştım. Sanıyorum siz Arzu şu an host olarak atanmışsın. Ekranımı paylaşmakta sıkıntım var. Görebiliyor musunuz? Görüyoruz ama henüz daha sunumunu açmadın galiba Ahu. Arzu, pardon. Açtım. Yani ben ekranımda görebiliyorum ama. Bir saniye. Benim ekran sunumumun paylaşımımın durdurulduğunu söylüyor. Sanırım Kürşat, senin organize etmen gereken bir şey bu. Ya da Ardınç, lütfen. Sonuçta Arzu, masa üstünü görüyoruz ama sunumunu göremiyoruz. Masa üstü sunumunuzun olduğu ekrana gelmeniz lazım. Şu anda ekrandayım ben. Hayır, ekranda file manager var. Dosya yöneticisinin olduğu ekran. Paylaşıyorum. Evet, o... Dosyayı açarsan ne yapalım? Şeyi kapatın. Share screen'i kapatıp tekrar giriş yapın bakalım. Tamam. Onu da durduramıyorum. İşin kötü tarafı. Bu nedir? Host olarak Kürşat Bey'i atayın. Tamam, bir saniye. Hayır. Çok üzgünüm. Olsun. Olsun şu an. Belki sözel olarak devam edebilirsin. Şöyle, sizi atıyorum hocam şu anda. Tamam. Evet, ben tamam. Şimdi tekrar siz atayın. Tekrar verin. Tamam. Şimdi tekrar share screen. Bir terslik var. Evet. Kesinlikle bir terslik var. Olmuyor. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Gördüğünüzü anlatın demişsiniz. Hay Allah. Çok kötü. Evet.
Arzu, sözel olarak devam edelim ya. Çok özür dilerim hocam. Olsun. Yani saçma olsun, sapan hiç önemli bir şey değil. Tamam. Hepinizin affına sığınıyorum. Gerçekten çok çok özür dilerim. Şöyle kendi deneyimimizden ve dediğim gibi az önce de bahsettiğim gibi aslında dünyada otopsinin COVID-19 konusundaki macerasından bahsetmek istiyorum size. Çok da güzel görsellerim vardı ama kusura bakmayın ne olur. 2019 yılının Aralık ayında ilk kez COVID-19 ortaya çıktığında tabii ki dünyaya böyle bir bomba gibi düştü açıkçası. Ardından da bu enfeksiyonun tüm dünya çapına yayılmasıyla birlikte zaten çok ciddi bir panik havasını oluşturdu. Ocak ayının sonundan itibaren biz Adli Tıp Kurumu'ndaki vakalarımızda morfolojik olarak COVID-19 ile uyabilecek vakaları görmeye başlamıştık. Fakat PCR testlerimiz ilk aşamada negatif olarak sonuçlandı. Hiçbirinde pozitif yanıtlar alamadık açıkçası ve kanıtlayamadık. Ve tabii ki Mart ayının 10'undan itibaren ilk vakalar, ilk ölümlü vakalar belirtilmeye, ifade edilmeye başlandıktan sonra da açıkçası bizim ekibimizin içerisinde çok ciddi bir hareketlenme yaşandı. Ve biz COVID-19 vakalarını büyük bir heyecanla beklemeye başladık. Nitekim ardından da ne yazık ki çok kısa bir süre sonra bu vakalar toplanmaya başladı. Çok sayıda insanımızı kaybettik. Bizim gibi tüm dünyada da aynı anda bu vakaların toplanmasıyla birlikte aslında çok büyük bir aktivite başladı. Çok büyük bir bilimsel aktivite başladı tüm dünyada. Ve dünyanın hemen her yerindeki bütün doktorlar, bilim adamları bu hastalığı, bu yeni hastalığı anlamaya çalıştılar. Ah, çok özür dilerim. Sunuma hepiniz çok heyecanla bekliyorsunuz. Ben de çok istiyordum ama sorunun ne olduğunu anlayamıyorum. Çok ciddi bir bilimsel aktivite başladı. Fakat ilginç bir şey, bu hareketin ilk döneminde açıkçası yapılan bütün çalışmalar virüsün biyolojisini anlamaya yönelik, aşı geliştirmeye yönelik ya da hastalığın klinik ve radyolojik bulgularını tanımlamaya yönelik olarak yönelik çalışmalar olarak kaldı. Ne yazık ki hastalığın patolojisini, patomorfolojisini ya da benim daha çok sevdiğim bir tanımlamayla patobiyolojisini anlamaya yönelik çalışmalar biraz geride kaldı. Bunun birkaç temel sebebi vardı. Bunların en önemlileri o dönemde sağlık otoritelerinin ki başta Dünya Sağlık Örgütü, CDC, Royal College of Pathologists, onun dışında Almanya'da Robert Koch Enstitüsü, Türkiye'de Bilim Kurulu'nun tavsiyeleriyle Sağlık Bakanlığı ve onunla bağlantılı olarak da benim çalışmakta olduğum Adli Tıp Kurumu bazı kararlar aldılar. Bu vakalara otopsi yapılmasının kurallarını belirlemeye yönelik. Bir takım minimum otopsi standartları belirlendi. Ahu'nun da çok iyi bahsettiği gibi otopsilerde bu vakalar güvenlik seviyesi, biyogüvenlik seviyesi 3 olan vakalar olarak tanımlandı. Ve bu sebeple de otopsilerin yapılabilmesi için negatif basınçlı otopsi salonlarının gerekliliği ve kişisel koruyucu ekipmanlarla birlikte bazı özel materyallerin kullanımı, bazı özel aletlerin kullanımının sınırlandırılması gibi kurallar getirildi. Örneğin biz de kendi merkezimizde örneğin kafanın açılması sırasında elektronik testerelerin kullanılmasını yalnızca kafa açılması sırasında sınırladık. Kostaların açılması için kostatomun kullanılması şart hale getirildi gibi. Kişisel koruyucu ekipmanların mutlak kullanılması, vücudun ön bölümünü örtecek olan ve kolları da kapatacak olan önlüklerin kullanılması, Ahu'nun da bahsettiği gibi özel çizmelerin yokluğunda galoşların kullanılması gibi kurallar getirildi. Şimdi buradaki terslik ne oldu? Tabii bu minimum standartları özellikle de negatif basınçlı otopsilerin kullanımı noktasında sınırlayıcı oldu. Çünkü dünyada zaten negatif basınçlı salonlara sahip olan merkez sayısı oldukça sınırlıydı örneğin. Bizim de mesela başlarda oldukça sınırlı olan bu sayımız Haziran ayından itibaren 6 merkeze çıkarıldı. 6 merkezde artık negatif basınçlı otopsi salonlarımız var ve oralarda otopsi yapılabiliyor. Ama Haziran'a kadar oldukça sınırlı olarak devam etti. Ya İstanbul'a gönderildi ya da son derece negatif basınçlı olmasa bile ayrı odalarda ve çok az sayıda personelle yapılan çalışmalar oldu. Bu şekilde otopsi çalışmaları. Dediğim gibi Şubat-Mart dönemine kadar
hatta Mart ayının belki ortalarına kadar otopsiyle ilgili aslında COVID-19 vakaları konusunda bütün dünya çok sessiz kaldı. Onun ardından ilk çalışmalar doğal olarak Çin'den geldi. Çin'deki büyük vaka sayısı ve Çinli meslektaşlarımızın çok büyük özverili çalışmaları sayesinde ilk bilgileri açıkçası onlardan aldık. Burada çok güzel fotoğraflarım vardı ama ne yazık ki gösteremiyorum size. Çin'den ilk çalışmalar Tian ve arkadaşlarının akciğer kanserli iki vakada lobektomi materyallerinde difüz alveol epitel zararını tanımlamalarıyla birlikte başladı. PCR pozitif olan vakalarda. Ardından iki tane bu kez ölmüş olan cenazelerde kor biyopsiler yapıldı aynı ekip tarafından ve bu kor biyopsilerde yine difüz alveol epitel zararı gösterilebildi. Fakat yine hala otopsiler noktasında karanlıkta kalma süreci devam ediyordu. Fakat bu noktada çok ilginç şeyler oldu ve o dönemde yapılan çalışmalar, patologlar tarafından giderek artan, sesleri yükselen çalışmalar yapılmaya başlandı. Ve bu çalışmaların hepsinin ortak belki de kullandıkları cümlelerden biri, biz 17. yüzyıldan beri bütün hastalıklarımızı otopsiyle anlıyoruz, otopsiyle öğreniyoruz. O zaman niçin şimdi otopsi yapmıyoruz? Niye biz COVID-19 vakalarını otopsi yapmıyoruz? Bu sesler giderek yükselmeye başladı. Açıkçası o döneme şahit olan hocalarım hatırlarlar. Özellikle Cerrahpaşa'daki hocalarım. Adli Tıp Kurumu içerisinde benim de seslendirmeye çalıştığım şey bu oldu açıkçası. Onun ardından özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Almanya'da bazı gruplar bir araya gelerek, birbirlerini destekleyerek tek tek otopsi yapmaya başladılar. İlk full otopsi vakaları Amerika Birleşik Devletleri'nden Oklahoma eyaletinden geldi. İki vaka üzerinde çalıştı ve bu vakalardan ikisi de nazofaringal sürüntüleri pozitif olmasına ve akciğerlerinde de bulguları olmasına rağmen, her ikisinde de pnömoni bulguları olmasına rağmen yalnızca bir tanesinde difüz alveol epitel zararı ve PCR pozitifliği, dokuda PCR pozitifliğiyle vaka kanıtlandı bir COVID-19 pnömonisi olarak. Diğer vakada ise aspirasyon pnömonisi bulguları gözlenip morfolojik olarak dokuda da PCR pozitifliği saptanamadı. Dolayısıyla ortaya yepyeni bir kavram çıktı. COVID-19 nedeniyle ölmek ve COVID-19 ile birlikte ölmek gibi iki kavram çıktı ortaya. Şimdi bu noktada çok önemliydi çünkü özellikle adli otopsi vakalarının tanımlanabilmesi açısından bu iki kavramın üzerine gitmek gerekiyordu. Çünkü bazı hastaları evet COVID-19 öldürüyordu ama bazı hastalarda COVID-19 dışındaki sebeplerle ama COVID-19'un varlığında ölüyorlardı. Bunu tanımlamak o yüzden önemliydi. Tamam hocam. Şöyle, nerede kaldım? Bu çalışmaların ardından ikinci bir özel hareket açıkçası Almanya'dan geldi. Almanya'da Robert Koch Enstitüsü ilk başlarda otopsi yapılması yönünde sınırlamalar getirirken Hamburg'dan çok farklı bir ses çıktı. Ve Hamburg, Almanya'nın aslında ikinci büyük şehri, yaklaşık 1.800.000 nüfusa sahip olan bir şehir. Ve bu şehirde sağlık otoriteleri bütün patologlara çağrı yaparak COVID-19 vakalarında, ölen vakalarda mutlaka otopsi yapılması gerekliliğini bildirdi. Ve onların sonuçlarını ortak bir network içerisinde toplanması gerektiğini bildirdi. Ve bu şekilde açıkçası şu anda sahip olduğumuz herhalde dünya üzerinde sahip olduğumuz en iyi yapılandırılmış, en ayağa yere basan ve en çok veriyi sağlayan otopsi çalışmaları da neyse ki Hamburg'dan çıktı. Aynı dönemde yine dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir toparlanma oldu. Oradan da güzel sonuçlar gelmeye başladı. Ve biz öyle bir noktaya geldik ki otopsi çalışmaları bize aslında bu hastalığın yalnızca akciğere lokalize, akciğeri ilgilendiren bir hastalık olmadığını, ARDS'nin tüm komponentlerinin bütün vücutta görülebildiğini, virüsün vücutta P
pek çok dokuyu tutabildiğini, pek çok doku ve organı tutabildiğini gösterdi. Bunların başlıcaları akciğer dışındaki organlar olarak ilk başta göze çarpan, en çok gözümüze çarpan, en çok bizi ilgilendiren miyokard oldu tabii ki. Kalp tutulumu. Kalp tutulumu üzerine çok konuşuldu. Fakat sonra ilerleyen çalışmalarda gördük ki kalp tutulumu aslında o kadar da yüksek oranlarda değildi. Bunu göstermiştim slaytlarımda ama üzgünüm size şey yapamıyorum, gösteremiyorum şu anda. Miyokard tutulumunun yaklaşık 2.7 ile 7.2 arasında değişen oranlarda görüldüğünü söyleyen çalışmalar yayınlandı. En son geçen hafta bir çalışma yayınlandı. Orada ise çok daha büyük bir seride, yaklaşık 3000 vakalık bir seride, yaklaşık %1 oranında bir miyokard tutulumunun olduğundan bahsedildi. Yani bize ilk başlarda klinik çalışmalar miyokarditi çok fazla işaret ederken otopsi çalışmaları aslında miyokard tutulumunun sandığımız kadar çok olmadığını gösterdi. Yine trombotik eğilimin ne kadar fazla olabileceğini gösteren çalışmalar oldu. Ve bunlar makrovasküler ve mikrovasküler trombotik tromboemboliler, tromboz olarak iki grupta değerlendirildi. Hem makro hem mikro trombotik lezyonların farklı çalışmalarda yaklaşık %80-84 oranında görülebildiğinden bahseden çalışmalar var, farklı çalışmalar var. Fakat bunlarda açıkçası daha büyük damarlardaki trombozlar çok daha ön plandaydı. Mikrovasküler trombozlar hala tartışmalı olarak devam ediyor. Açıkçası bizim deneyimimizde mikrovasküler trombozların daha çok geç dönemde ve bronkopnömoninin eşlik ettiği, sepsis tablosunun geliştiği, daha çok sepsise dönük olan hastalarda mikrovasküler trombozların daha fazla olduğu yönünde. Onun dışında diğer organ tutulumları, işte kalbin dışındaki pankreas olsun, beyin olsun, lenf düğümlerinde tutulumlar gösterildi, endotelit gösterildi, en önemlisi virüsün endotel hücrelerini tuttuğu hem elektron mikroskobik çalışmalarla ve immünhistokimyasal çalışmalarla da gösterildi. Bunlar yine otopsinin bize kazandırdıkları olarak karşımıza çıktı. Biz de bu süreçte açıkçası Adli Tıp Kurumu'nun algoritmasını koymuştum slaytlarım arasında. Adli Tıp Kurumu'nun genel yaklaşımı da daha çok COVID-19 pozitifliği saptanmış, bunun kanıtlandığı vakalarda eğer dış muayene bulguları ile olayları ile yanıt verilebiliyorsa otopsiyi yapmamak yönündeydi. O yüzden vakalarımızın büyük bir bölümü otopsi yapılması gerekenlerde dahi limited otopsiler şeklinde devam etti. Halen de o şekilde devam ediyor. Biz bu çalışmalarımızı özellikle Mart ve Haziran ayları arasında olan o grupta olan vakalarımızı, ki yaklaşık bunlar sayıyı 384 biz vakaydı, 348 vakanın değerlendirildiği bir grubu yayına hazırladık arkadaşlarımla birlikte. Bunların 274'ü erkek, 73'ü kadınlardan oluşmaktaydı ve yaş ortalamaları erkekler için 60, kadınlar için 50 idi. Bu grubun içerisinde 26 tane vakada biz COVID-19 pozitifliği saptadık. COVID-19 pozitifliği saptadığımız vakalardan da dış muayene ile cevap verilemeyen 7 olguya limited otopsi uygulandı ve onların sonuçlarını paylaşmak istemiştim sizlerle. Hemen hemen hepsinde çok güzel bahsetti. Ben de açıkçası ona ilişkin fotoğraflar koymuştum. Akciğerler ileri derecede şiş, ödemli ve konsolide görünümdeydi. Akciğerlerden edindiğimiz bulgular tabii ki aslında Çiğdem hocama onu göstermeyi çok isterdim. Nispeten erken dönemdeki vakalarda oldukça yama tarzı bir tutulumu gösteren, yama tarzı çok belirgin yama tarzı tutulum gösteren interstisyel pnömoninin olduğunu gördük. Lenfositik bir pnömoninin
fibrinin olduğunu, bu alanlarda küçük odaklar haline fibrin eksudasyonu, intervaller fibrin eksudasyonunun olduğunu, bir tip 2 pneumoseparasyonun olduğunu gördüğümüz vakalar oldu. Yani bir difüz alveol epitel zararının dört dörtlük gelişmediği tablolarda biz aslında bir viral pnömoni, viral interstisyel pnömoninin özelliklerini de gördük bu hastalarda. En önemli özelliği küçük odaklar halinde ve yama tarzında oluşuydu. Tabii büyük bir kısmında difüz alveol epitel zararını gördük olguların çok büyük bir bölümünde. Şu an rakamı slaytlarda gösterebilecektim size. Yine önemli bir bölümüne bronkopnömoninin eşlik ettiğini gördük. Çok önemli bir kısmında bronkopnömoniye ait değişiklikler vardı. Onun dışında hatırlamaya çalışıyorum, kusura bakmayın. Ay, çok kötü oldu, çok özür dilerim böyle. Olguların büyük bir bölümü sürprizli bir şekilde, tabii bizim vakalarımız adli otopsilerden oluştuğu için hastaneden ve klinikten bize yansıyan vakalar değildi. Çok büyük bir bölümü aslında ölü bulunmuş, ani olarak rahatsızlanmış, ani olarak kaybedilmiş vakalar şeklindeydi. Hatta bir kısmı da tamamen travmatik ölümlerden oluşmaktaydı. Trafik kazalarında ve yüksekten düşmelerde pek çoğunda biz COVID-19 vakalarını rastlayabildik. O yüzden özellikle adli otopsiler için şunu çizmek isterim ki her vakamız bizim, evet, COVID-19 riskli grupta yer almaktaydı. O yüzden de vakaların tamamında biz bütün güvenlik kurallarını uygulamak durumundaydık. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Tekrar özür diliyorum hepinizden bu teknik aksaklık yüzünden. Umarım bir gün fotoğraflarını da gösterebilirim size, hepsini tek tek. Kusura bakmayın ne olur. Sorularınıza hazırım. İstediğiniz kadar çok konuşabiliriz. Otopsi bize neyi gösterdi? Tekrar onu vurgulayarak bitirmek isterim. Evet, bütün hastalıklarımızı nasıl öğrendiysek geçmişte, bugün de yeni hastalığımızı da otopsiyle ayakları yere basar biçimde öğrenmeye başladık. Evet. Ama henüz başındayız tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Arzu. Aslında şöyle bir söz var, biliyorsun, PowerPoint çıktı, mertlik bozuldu diye bir söz var. PowerPoint'siz de pekala sunum yapılabiliyor ve sen bize eksikliğini hissettirmedin. Tabii ki o güzel hocam, sunumu... Hocam, görmenizi çok isterim. Tamam, onu belki kayıtlara ekleme şansımız olabilir. Sevgili Ardıncı kardeşim bununla uğraşacak. Sunumun ve toplantının hazırlanmasında çok büyük emekleri oldu. Toplantıdan sonra da devam edecektir. Şidem Hocam bir şey söyleyecek galiba. Videoya çekip onu da yükleyebiliriz. Yani bir çözüm buluruz ona. Ben de çok görmek isterim. Çok güzel datalar var elinizde. Hep, çünkü otopsi yapılan vakalar hep COVID-19 nedeniyle ölen kişilerin otopsileri ve onun üzerindeki veriler. Sizin verileriniz bence çok daha anlamlı geldi bana. Ben de görmek isterim gerçekten. Onun için tekrar videoya çekip yapabiliriz. Çok... Organize edebiliriz. Bunu. Aynen öyle. Öyle yapabiliriz. Çok seve seve. Yani gerçekten hepinizin görmesini çok istemiştim çünkü. Böyle bir şey yaşadığımız için. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Yani otopsinin, patolojinin ve aslında tıbbın çok önemli bir parçası olduğunu bir kez daha vurguladığın için ve de dünyadaki gelişmeleri aktardığın için teşekkürler. Evet, sorulara bakıyorum, bir ek soru var mı diye. Daha çok teşekkürler var. Biz de katılımcılara bu saate kadar toplantıya iyi gösterdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Şu andaki rakam 177. Yaklaşık 230'lu rakamlarla 177 arasında değişen katılım oldu. Bütün katılımcılara ve tüm konuşmacılara çok teşekkür ediyorum. Çiğdem Hocam, kapanış için size veriyorum sözü tekrar. Yok, kapanışı bence sen yap ama ben konuşmacılara gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Üçü de birbirinden güzel konuşmalardı. İlgi de çok güzeldi. Sorular da bence çok güzeldi. Ben bir ara bu Türkiye kliniklerinden böyle bir editör şeyi geldiği zaman, yani ne yazacağız dediğimde güzel bir yazı çıktı. Aslında iyi ki yapmışız dedim ve ilgiyi de görünce şimdi onun da yayınlanması iyi olacak. Sadece tabii akciğer, kalp değil, başka organların da tutulumları var ama bu oturum için gerçekten Kürşat, sana da organize ettiğin için, ama katılımcılara, konuşmacılara hepiniz çok iyiydiniz.
Çok teşekkür ederim. Arzu Hocam, bir soru var. BOS, hiç BOS bakıldı mı diye bir soru var. Arada onu kaçırmayalım. BOS'a ait açıkçası bilgim yok. Ne yazık ki yok. Tamam. Bir şey, nöral doku, beyin tutulumu ile ilgili sanırım bir soru vardı. Onu görür gibi oldum ama. Evet. Beyin tutulumuyla da ilgili ne yazık ki histopatolojik herhangi bir bulgumuz olmadı. Bizim serimizin içerisinde ne yazık ki yok. Şöyle, beyin tutulumuna ilişkin menenjit ya da ensefalitle ilgili çok az sayıda yayın var. Beklenti o yöndeydi ama nöral tutulumların, nöral bulguların daha çok mikrovasküler, yine tromboza bağlı olarak kemik değişiklikler bazında gerçekleştiğini bildiren çok sayıda yayın toplanmaya başladı. Ama bizim bu noktada henüz bu grubun içerisinde, çünkü çok az vakamız var, henüz bu grubun içerisinde bir bulgumuz yok. Evet. Ne yazık ki. Aydın Sağ sormuş, beyin ve omurilik tutumu var mı diye ben atlamışım. Bir başka soru Sevilay Hanım'dan gelmiş. O da kolonla ilgili bir deneyim var mı diye soruyor tüm panelistlere. Kolon tutulumu ile ilgili. Aslında ben onu çok kısa söyleyebilirim. Tabii, lütfen. Yani acı reseptörleri aslında akciğerdeki pnömositlerden daha fazla ekspresi ediliyor. Özellikle kolonda. Kolon tutulumu kesinlikle var ama mikroskopik düzeye virüsün oluşturduğu viropatik etki yansımıyor. Yansıyan yine kin fırtınası sırasında gelişen arterit, venülit ve trombotik prosesler ve genellikle gördüğümüz, morfolojik olarak görüldüğü söylenen daha doğrusu, hemorajik infarktlar, vaskülitler. Özellikle kolonda gördüğümüz, gastrointestinal sistemde gördüğümüz bu. Ama tabii bu verilerin çoğu, işte Arzu'nun verileri onun için bence çok değerli. Hep end stage hastalar. Yani bu fırtınanın sürecinde ölen hastalar. O nedenle ilk aşamada neler gelişiyor? Biz sadece bir yayında ben şeyi gördüm, kolon epitelinde vakualizasyon ve epitel dökülmesi, ama ne kadar ona özgü, COVID'e özgü onu bilemiyoruz. Ama şu anda gördüğümüz, en sık gördüğümüz şey enfarkt ve arteritler. Aslında şöyle bir şey var. Bildiğiniz gibi COVID nedeniyle değil ama akciğer bulguları nedeniyle manite kuşkusu vesaire, buzucam yoğunluğu olan hastalarda biyopsiler, hatta 5 biyopsiler, rezeksiyonlar, böyle bir malzeme de var aslında. Bu malzemenin belki değerlendirilmesi hastalığın değişik evrelerindeki akciğer bulgularını özellikle saptamak açısından olabilir. Yani tesadüfen örneklenmiş ve daha sonra COVID pozitif çıkan vakaları belki bu gözle birleştirmek ve sürecin baştan sona kadar nasıl ilerlediği konusunda veri toplamak mümkün olabilir. Evet, zamanı evet. İhtiyacımız var, dikkate ihtiyacımız var bence. Evet, evet. Ama buradan şu çıkıyor, yani aslına bakarsanız otopside dahil olmak üzere gerekli önlemler alındığı takdirde patologlar, hani laboratuvarlarda aslında COVID bulaş hastalığı dokularla pekala başa çıkabilirler, ama çok yüksek önlemler almak lazım. Hocam şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Tabii arada onlar kaçtılar. Herhalde otopsiden başlangıçta kaçınılmasının bir nedeni de hastalık hakkında yeteri kadar bilgi oluşmamış ve korku çok daha yüksekti. Aynen. Şey, New York'ta Alex Williams'ın adında bir patolog var ve bu süreç içerisinde bir anket, bir mail grubu oluşturdu. O mail grubunun içerisinde bir anket düzenlendi ve Amerika'da ve birkaç tane de internasyonal katılımcıyla birlikte, katılımcının sonuçlarına göre yaklaşık 225 otopside, 630'un üzerindeydi sanırım, şu an yanlış hatırlamıyorsam, 630'un üzerinde personelin katılımıyla yapılan otopsilerin sonucunda COVID pozitif olan personel sayısı yalnızca 3'tü. Peki o otopsiden mi acaba? Yani bu oranladığınız zaman toplum kaynaklı bulaşın da altında kalıyordu. Yani evet. Düzgün bir kişisel koruyucu ekipman kullanımı,
negatif basınçlı otopsi salonlarının kullanımı vesaireyle toplumun çok daha altında, toplum bulaşının çok daha altında bir otopsi bulaşından bahsetmek mümkün olabilir diye bir yorum yapmış. Evet. Bu katkı için de çok teşekkür ediyoruz. Biraz fazla korktuk galiba. Evet. Çok teşekkürler, sağ olun. Evet, Çiğdem Hocam, kapatalım mı? Bence kapat artık istersen, tamam. Soru yoksa. Gelecek ay ki aylık toplantıda buluşmak dileğiyle diyelim. Hepinize evet. İyi akşamlar diliyoruz. Tüm katılımcılara, düzenleyenlere teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Sağ olun.